Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi İsmail'e uğurladık. Yiğitcan sen orada mısın? Bir süre buradayım. İyi. Sen oyna, ben buradan komentarı yapacağım. Tamam. Sonra gelirim arkaya. Tamam. Ben çünkü burayı iyi temizleyemedim ve bende bu takıntı haline gelecek. Kendim biliyorum. Ne kadar sürerdi şu an bu? Challenge atalım mı sana? Kaç dakikada bitirirsin? Abi yok, bu sakin bir oyun ya. Öyle şey bir oyun değil. Bunu acele yapmayacağım. Acele oynayacaksan başka oyunlar var. CSGO falan var. Acele modu yok mu peki? Yok. 15 dakikada temizle abi. Yok. Sağlık aceleye gelmez. Sağlık aceleye gelmez. Hayat evesi var. Peki. Loki'yi izlemedin. İzlemedim. İzlemeyeceksin. Ya bir noktada belki seneye meneye açarım abi. Ama Black Widow'a 25 dakika teşebbüs ettim. Ha gel şu Black Widow'u anlatadı bize. Evet, su koyuyorum geliyorum. Hadi. Nereye su koyuyorsun? Ya su koy verdim anladım. Dediğimde gidip. Kettle'a da koysana ya. Koy valla, musluktan doldur. Var mı bardağı orada? Burada bardak var. Var bardağını koyayım sana. Vallahi içeriz ya. Su mu dedi, çay mı dedi? Abi yani çay, en nihayetinde çay varacaktım aslında. Okey. Pam 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 pararam pam pam pararam pam pam para. Şimdi biliyorsunuz eskiden Yiğitcan geldiği zaman Flight Simulator'da uçulurken sohbet edilirdi. Artık temizlik yapılırken sohbet ediliyor. Çünkü zamanlar değişti. Ama su istiyorsun değil mi en nihayetinde? Abi ben yok çay. Çay istiyorsun. Ha. Oo. Bu kariyer modu olduğu için arkadaşlar ben öyle sabun mabun kullanmam. 3 kat su geçerim. Hesaplıyla çözerim. Bu arada cumartesi günü şeye gidiyoruz. Suicide Squad'a gidiyoruz. Yatay bakışta konuşuruz onu. Hızlıca o da gelir. Ben Suicide Squad gösterime girdi zannediyordum bu arada ha. Ay yeni Venom fragmanını izledim arkadaşlar ya. Yiğitcan yeni Venom fragmanını sen izledin mi? Ne? Yeni Venom fragmanı. Yok korkuyorum. Bu bu ne abi? Bu okey mi? Bu evet, Tadelle kendini kocaman bir mesaja çevirdim orada. Evet öyle. Ağla. Aynen. Ve bunu hani böyle 3 sene önce şey bunu coolken yapmıştı. Bir ara Coca-Cola yapmıştı bunu ve o zaman evet, cool'du. Hani herkes bir şeyler yazıyordu. Ama Tadelle bunu bir kere yaptı ve galiba bir daha değiştirmeye paraları yetmedi. Ve full öyle kaldı. Seri üretim devam etti. Aynen. Kendilerini kocaman bir imalı mesaja çevirdiler Morty ve geri alamadılar. Yani. Hani Coca-Cola o arada o işi bıraktı. Coca-Cola Zero'yu şekerse çevirdi. Siyah bantlı yaptı. Siyah banttan sıkıldı. Düze geçti falan. Tadelle canım hala aynı. Biz de kelimeler yazdık. Ceylan var. Gizli bahçe var. Ceylan var. Adam gibi adam var. Ceylan'ı şakalı yaptı. Ha yapıştır, ben içerim. Çay. Şu an lavanta çayı da versen içerim. Sallama çaya genel bir saygım yok. Neyin sallandığı aşırı önemli olmuyor. Ya Leyla ile Mecnun izliyorum arkadaşlar bu aralar. Tekrar Leyla ile Mecnun'a düştüm bu arada, haberiniz olsun. Siz de izliyor musunuz bilmiyorum ama yeni gelecek sezonlara bakayım diye. Ve ikinci sezonun ortalarında yine çok sıkıldım. İkinci sezonun ortalarında resmen şey olmuş. Artık bizim çocuklar ne yapsalar komik oluyor. Herkes doğaçlama yapısına dönmüş. Bütün karakterler aşağı yukarı aynı konuşuyor falan. Böyle bir tuhaf bir şey olmuş yani. Leyla ile Mecnun ikinci sezon ortasında niye bu kadar kötü düşüyor diyeceğim. Çok kötü düşmesinin sebebi de aslında bütün planladıkları senaryonun Leyla'ya oynayan kızın ayrılmasıyla patlaması yani. Yeni gelen kızlara senaryo yazmaya çalışırken bütün diyaloglar falan patlıyor açıkçası yani. Herkes orada bıraktı herhalde diziyi. 2'yi atlat, 3 iyi. Evet ben 2'yi hiç atlatamadığım için 3'e de hiç geçemedim. Şu an tekrar zorluyorum yani. Daha ne kadar İstanbul'da yiyeceksin? Gelen mi hepinizi görmeye? Berna yarın falan gidiyor. Hatta bu akşam gidiyorum. Öyle mi? Evet mesela şu an gidiyorum. Tabii. Şu an gidiyor. Ne diyordun? Neyin ikincisine dayanamadım? Üçüncüsüne geçtim. Sen Leyla ile Mecnun izledin mi hiç? Hiç. Planlıyor musun hiç? Yok. O zaman Leyla ile Mecnun muhabbetini ben daha sonra chatle yaparım. Sen bize yediğin içtiğin senin olsun.
Artık Black Widow'u da mı beğenmedin? Evet abi ya, 25 dakikası falan kapattım filmi. Ben bunu izleme ihtiyacım yok. Artık profesyonel olarak bunları izlemeye mecbur değilim. DC'den paralar yatmış diyebilir miyiz? Yani bakalım abi, The Suicide Squad'da 26 dakika eğlenirsem DC'den paralar yatmış diyebilirsiniz. Evet. Ya Suicide Squad Rotten Tomatoes'da %97 filan. Ne fark eder canım? Hiç fark etmiyor kesinlikle de. Guardians of Galaxy... Bir an şey oldum böyle. Şey filan diyesim geldi bir an. Guardians of Galaxy'yi beğenmiş miydin diyecektim. Oradan bir muhabbet açar mıyız falan diyecektim. Ondan sonra o kadar umurumda olmadığını fark ettim. Evet abi. Çünkü bir de bu muhabbetlerin yani... Black Widow 25. dakikasında şeyi düşündüm. Yani bu... Ben ne alabilirim bu filmden? Daha önce Marvel... Ne olacak Cinematik... bu filmde en iyi diyecektim. Yani evet, Marvel Cinematic Universe'da bir veya tek şekilde almadığım ne lezzet alabilirim? Evet. Akla bir şey gelmiyor mesela. Oğlum herifler var ya, Thanos'ta bitirdiler kendilerini. Onlar da hala kabullenmedi. Bitirdiklerini ortaya ama bitirdiler ya. Bir, tek bir istisnası var. Tek bir filmle ilgili coşuyorum şu an Marvel geleceğinde. Eternals. Niye? Birincisi yönetmeni enteresan ilginç. Bir yönetmen aynen tercihi. Enteresan bir yani kreatif bir insan yapıyor. Chloe Zhao. Aha. Bir de ikincisi böyle daha şeyi bir şey anlatacak gibi sanki, anladın mı? İnsanlık tarihinde gezinen. Hani böyle işte Babil'de de bunlar vardı. Bir şey mi kanka, asla ya. Değil mi diyorsun? Ha. Dümdüz yine böyle taytlarını giyip başka renkteki karakterleri döverek yenecekler falan mı? Of. Yani ara sıra özgün şeyler çıkıyor işte. Mesela Doctor Strange hani bilmece yaparak yendi gibi. Çok nadiren. Falan. Abi. Iron Man 3'te işte... Zırhım olmadan da ben Iron Man miyim sorusu soruldu falan. Bir takım böyle oluyor güzellikler. Ama artık bir yandan da kendimize inanarak ve yumruklarımıza inanarak falan. Ya Black Widow'da ben şeyi çok sıkıldım ama 25 dakika içerisinde. Kimi takip ediyorum ben? Neyi izliyorum? Anlamadım. Ohio sekansı neydi? Niye oynadı Ohio sekansı? Black Widow neden Amerikan aksanıyla konuşuyor? Bunu izah etmek için mi? Ne Ohio sekansı ya? Ya başta 15 dakika Ohio'dan çıktılar saçma sapan. Yani bir anda film şöyle oldu benim için, tamam mı kanka? Ve farz-ı mahalleki diyelim ki ben Marvel'ın 28 filmini de izlemedim. Ben bir sinema seyircisiyim. Bu Covid çıkışı sinemada şöyle güzel film izleyeyim diye oturdum, tamam mı? Okey. Bir anda film şöyle başladı. Bir tane çocuklar var, iki tane çocuk var böyle arka bahçede bir şey kovalıyorlar falan. Anneleri geliyor, bir anda aşırı bilimsel açıklama yapıyor. Diyor ki... Bunlar diyor larva fıtla vavay diyor. Bunlar diyor işte diyor fizibloom yapıyorlar diyor. Hiç bilmediğim için ben sıkıyorum şu an. Tamam. Bunlar diyor böyle diyor ışıklı fireflyları anlatıyor işte. Ateş böceklerini bilimsel bilim kadınmış mı yani falan mı diye düşünüyorsun, anlamadım. Bak diyor şeyleri falan, sonra işte öteki düşüyor falan, işte düşeni kaldırırız biz değil mi falan, böyle bir aile anı oluyor. Okay. Ondan sonra baba geliyor eve. Baba da sonra anneye fısıldayarak diyor ki böyle bir gergin babalık, babada bir gerginlik var. Diyor ki şşt çıkmamız lazım. Ne oldu diyor, yaktım diyor. Ha. Ondan sonra bir anda koşu kovalamaca başlıyor. Ben bu karakterleri niye umursuyorum? Bu karakterlerin kovalamacalarından bana ne? Yani kimin hayatta kalması gerekiyor? Kim iyi taraf? Ortada gerginlik nerede? Falan. En sonunda da böyle dramatik orası, bir orası reviyor. O kadar şey değil lan. İşte Scarlett'in ama yok, Scarlett Johansson kızın ismiydi değil mi? Natasha'nın annesi Americans dizisinin karakterleri gibi işte şeymiş yani. Aynen. Undercover ajanmış. Ha, bunlar babadan ajan diyor yani. Anadan babadan ajan bunlar diyor. Evet de yani... Bunu söylüyor zaten. Ne? Ekstra bir şey söylemiyor yani. Yok, ekstra bir şey söylemesinden değil. Abi, yani ilk 25 dakika içerisinde taraflarını ne elde ettiğini, ne elde etmeyi amaçladığını bilmediğim iki tane kovalamacı izledim. Beni bu yordu. O şundan olabilir. O kovalamacı da bayağı kötüydü bu arada. Fark bayağı da kötüydü abi bu arada. O neden? Onu daha sonradan şöyle... İnternette bir izahını okudum ve bana hem çok akıllıca hem de çok üzücü geldi. Hani böyle şey oluyor ya abi, ne bileyim, McDonald's'a gidiyorsun, bir sipariş veriyorsun, ekmeği de oluyor McDonald's'ın falan. O ekmekler orada pişmiyor ama biliyorsun işte hazır geliyor ve başka bir şeyler falan durumu var ya. Marvel sinematik filmleri, yani sinematik üniversitenin filmlerinde artık şöyle bir şey oluyormuş. Filmin dramatik ve senaryo kısmı yazılırken aksiyon kısımları ayrıca yazılıyormuş. Hani sipariş veriliyor mesela şeye, evet. Koreografe, dublöre falan. Aynen öyle. Hani deniyor ki abi sen bize şöyle 25 dakikalık bir sekans yapıver. Çünkü dikkat et, aslında Winter Soldier'dan beri veya işte Thanos filmleri hariç drama gücü taşıyan aksiyon sahnesi genelde görmüyoruz ya biz. Düşünüyorum.
Iron Man 3'te vardı. Evet. Bir noktada bıraktılar drama gücü taşıyan aksiyon sahnesi yapmayı. İlk Spider-Man'de var mıydı? Havuza atıyordu böyle yoklama yok sayılmaz. Yine falan. Anladın mı? Yok, mesela geminin hiçbir drama yükü yok. Evet. Gemideki dövüş sekansının. Hiç yok. Zaten işte şunu yapıyorlar o yüzden. Dövüş sekanslarını, onun CGI'lerini, onun bilmem nelerini falan sipariş ediyorlar. O yapılıyor. Ondan sonra yönetmen geliyor. Yönetmeni diyorlar ki kanka bak buradan buraya koşacaklar. Ondan sonra son sahnesinde konuşacaklar. Yani dövüş sahnesinin çoğu çekilmiş oluyor da kovalamacanın. Onun başına ve kıçına yönetmen anlamlı bir şeyler koyuyor. Zaten Black Widow bence bu formülün uygulandığını en bariz belli eden filmlerden ya bir evet, tanesi. Black Widow biraz sanki Covid'den de yoksunluktan dolayı sanki stock footage'la bitirmişti hissiyatı bana da geçti yani. Ya aslında şöyle bir şey yapmışlar. Black Widow'u yöneten kadın böyle aile dramaları falan çekmiş. Anladın mı? Hani işte bir ailenin iç ilişkileri, birbirlerinden kopuşları falan gibi şeyler çekmiş. Zaten aksiyon yönetmenliği konusunda bilgisi olmayan. Ama kendi çektiği kısımlar da aslında düşünürsen başta bunların bir aile olarak kendi aralarındaki iletişimleri... Çok kötüydü. Kötü. Yani şey yapmaya çalışmış. Yani kötüsünü boş ver şimdi. Bak yapmaya çalıştığı şey söylüyorum. İşte aile olarak aralarındaki iletişimleri, kaçacaklar, işte bunlar ajan, işte babası gidecek mi kalacak mı, son dakikaya kadar savunuyor kızlarını. Hep beraber Rusya'ya kaçıyorlar. Sonra meğer aile kopmuş, kardeşler bir yerlere dağılmış, anneyle baba tutuklanmış, bir şeyler olmuş falan. Sonra yıllar sonra film ilerliyor, tekrar bir evde buluşuyorlar. İşte baba eski kostümü... Tabak onları mesela ben, baydım oralarda çok tamam. Ha işte, okey. Filmin devamında bunlar bir evde buluşuyorlar. İşte küçük kardeş aileyi özlüyor aslında, ayrıldıkları için üzgün. Natasha ailesini tümüyle unutmaya çalışmış, o yüzden ailesine yabancı gibi davranıyor. Falan böyle bir takım mekanikler var aslında filmde, tamam mı? Ama bu mekanikler böyle aptal Fast and Furious sahnelerinin arasına yerleştirildiği için... Niye mesela o? Çünkü Marvel filmi olduğu için aksiyon olmazsa insanlar izlemez falan gibi şeyleri var. Öyle hala bir şey var ama öyle bir şey var mı gerçekten? Yani gerçekten şey diye bir şey yani var mı Scarlett, abi? Black Widow'u izleyip de vallahi aksiyona doyduk falan. Çünkü aslında bir tane bunun şey bir aksiyon sekansı var. Wolverine misali bir tane hapishane aksiyon sahnesi var. Bir de final aksiyon sahnesi var. Yani o kadar aptalca şeyler yaşanıyor ki aksiyon sahnelerinde. Böyle şey oluyorsun. Yani demin masada konuşan karakterler bu derece aptal aksiyon sahnelerinin içinde ne yapıyorlar falan oluyorsun. Bir de öyle de bir tutarsızlık da var yani, anladın mı? Yani bu çok şey bir tutarsızlık. Aptal bir filmin aptal aksiyon sahneleri olur ya. Evet. Öyle aksiyon sahneleri var. Ama filmin o kısımları hariç o kadar aptal bir film değil aslında. Yani olmamaya çalışıyor. Ama bir şey de gelmiyor elinden. O yüzden şeyi de biraz sırıtıyor o yüzden. Hani böyle kadın bir şekilde sanki hani kopuk bir aile tekrar bir araya gelmeye çalışıyor gibi bir film çekmiş. Ama araya zorla aksiyon sokmuşlar. Sonra birileri demiş ki böyle olmadı. David Harbour ilgili baba gibi yapmasın. Homer Simpson yapsın kendisi falan demişler. İşte, sen daha dayanamadın kısımları bunlar. Dayanamadım kısımları. Oralarında yani böyle o böyle Homer Simpson gibi yapıyor kendisini falan. Rezil ediyor. Abi yok, kafasını bir yerlere falan vuruyor hani, anladın mı? Ha okey. Öyle bir... ben gerçekten... Natasha ile kız kardeşi gözlerini deviriyorlar babalarına falan. Bak gerçekten bir şey diyeyim mi? Oraları niye gelemediğimi düşünüyorum sen anlatırken. Yani niye dayanamadım? Çünkü gerçekten çok ciğerden dayanamadım. Sanırım en nihayetinde şundan dayanamadım. İlk 25 dakika içerisinde film ben bu karakterin başına gelecekleri merak ediyorum bana dedirt, yani bana bu şekilde dedirtecek bir protagonist ya da bir karakter vermedi bana. Niye abi, işte kaç yıllık Natasha ya koskoca. Abi işte o zaten gitti ya, ben 25 senedir izliyoruz bu karakteri, aldım alacağımı zaten, yani öldü de. Yani öldü de yani. Bir de öldü bu. Yani iyi de öldü. Hani fena i̇yi da ölmedi, anladın mı? Yani sondaki o Hawkeye'li hayır ben öleceğim güreşleri biraz saçmaydı ama. Saçmaydı ama yine de. Hawkeye'li iki tane evladı var. He yani evet. Natasha'nınsa henüz şeyi bile yok. Natasha'nın sadece sırları var. Evet. Yani o yüzden okey tamam eyvallah hani ama öldü. Ama öldü efendim, yani artık ben de istemiyorum ki Natasha'dan yani daha bir şey. Olmaz. Öteki cesedinden kız da, cesedinden de bir 100-200 milyon kazanabiliriz Yiğitcan. Öteki kız da biraz böyle kim bu sarışın Natasha gibi oldu. Emin değilim ondan da. Onu da tanıyamadık da. Neyse belki. Falan. Hiçbir süper kahraman filmden çıkıp şey diye anlattın mı arkadaşlarına? Ulan bir dövüş sahnesi vardı. Ben şey hatırlıyorum tekrar. Abi asansör dövüş kaç sahnesi. Kaç anlattım ya. Kaç mesela? Asansör dövüşü ben anlatmışımdır. Civil War. Havaalanı sahnesi. Civil War ve şey. Civil War, Winter Soldier ve Batman vs. Superman. Hmm. Batman vs. Superman dövüş sahnelerini şey açısından konuştuk. Batman'in mekanı bastığı sekans güzel ama Batman neden adam öldürüyor ama güzel bir sekans.
Bir de tabii ki meşhur Batman'in Superman'i lavaboyla. Lavaboyla dövdüğü. Kütahya seramikle çok sert bir şekilde Superman'in hassas noktası olan Kütahya seramikle çok sertçe ona vurması. Bunlar konuşuldu. Yani Krypton seramik. Ya gerçekten çok rezil bir şey yapman lazım ya da iyi bir şey yapman lazım. O zaman konuşuluyor. Marvel filmlerinin çoğunda bunların hiçbiri yok. Mesela Black Panther'daki dövüş sahnesini hatırlıyor musun? CGI sümükler CGI sümüklere vuruyor. Sen diyene kadar ben Black Panther'ı dövüş sahnesiyle asla aklıma getirmezdim. Ama Black Panther'da ortalamanın bir kıl üstünde bir takip sahnesi vardı. Şey, Chase yani. Ha, arabalı. Evet. Hani yine bir Matrix Reloaded değil. Asla. Ama fena da değildi. Kanka senle biz Matrix Reloaded Revolutions konusunda çok zıt düşünüyoruz sanırım. Aynı anda aynı ortamda hiç konuşmadık herhalde bu fikirlerimizi ama. Ben bir peygamber hikayesi olmasına okeyim Matrix'in. Onlar da lazım. Ben seviyorum Abrahamic hikayeleri. Mesela Şanlıurfa'da bir mağarada doğdu. Yani... diye başlayan. Sonra işte kafasında Kalaşnikov sıkılan. İbrahim Tatlıses biyografileri okay. Böyle başlıyor ya abi. Şanlıurfa'da bir mağarada doğdu diye. Evet evet okey. Gerçek iyi. Mi o mağarada mı doğmuş? Abi tadında? Bilmiyorum bu biyografi zaten yani nice yeterince... bir yer bu arada. Keşke ben de mağarada doğdum diye anlatsam. Kanka bu çok cool. Yani bu cool. Baya peygamber biyografisi başlangıcı. Çünkü gerçekten Şanlıurfa'da... Mağarada doğuyor mu ya? Hayatta kalıyor ha. Şanlıurfa'da mağarada doğmuş bir peygamber var. Hazreti İbrahim ve o da bütün diğer yani peygamberlerin başı falan gibi bir şey yani. Abrahamic Religions deniyor falan ya bunlara bu dört semavi dinlere İngilizce'de. Çünkü koç iniyor, maç iniyor falan çok yani anladın mı? Ya İbrahim Tatlıses'in gerçekten öyle bir durumu olabilir. Gerçi herif kafasına Kalaşnikov yiyip ölmedi yani. Ölmedi. Bir keramet de gösterdi. Gösterdi. Hani Miracle'ın ne diye sorsan yani adam diyor ki yani kafama Kalaşnikov yedim ve şu an televizyonda program yapıyorum. Daha azını söyleyemeyen Marvel kahramanları var gerçekten. Kesinlikle öyle. Doctor Strange'in kafasına Kalaşnikov vursak bence ölür. Ölür ölür. Bağıramaz bile. Father Abraham. Matrix'in ikinci ve üçüncü filmi çok kötü. Yo çok kötü değil be. Kötü. Ya kanka çok kötü. Çok kötü. Ya saçmalama. Saçmalama. Çok kötü. Batman vs Superman'in tam buna çok kötü diyorsun. Ne diyorsun Batman vs Superman? Hangi sıfatla yaklaşıyorsun abi? Matrix Reloaded'a çok kötü dedin. Matrix Reloaded ve Matrix Revolutions Batman vs Superman'in prequel'leri. Saçmalama. He? Alakası yok. He? Kanka çok kötü. Artık yani skalanı değiştirme. Yok yok bu filmlere dön biraz şeyini ver ya. Ne? Matrix Reloaded The Revolutions yani günümüzde çıkan çöplerin arasında çok iyi sekansları olan, eğlenceli şeyleri olan. Ha şeyi anlıyorum. Bu eleştiri bak eleştiri şu şekildeyse saygılar. Abi, bilim kurgu olmayı unuttu film. İyi sekans film mi kurtarıyor artık? Onu nasıl kurtarmıyor yani? Oğlum? Sen o Chase Highway Chase ben kaç 20 rezalet dakika bence şey o. Ben çok eğleniyorum izlerken. Ya da mesela Zion'da böyle Allah! Allah! Diye vuruyor falan mesela. Çok eğlenceli sahneler onlar. Ben çok utanıyorum onları izlerken. Yok, niye ki abi? Onlar işte Rick and Morty'nin yeni bölümleri gibi benim için. Tümüyle zekadan koparılmış. Niye bu kadar Allah'ta bilenmiş şeyden... vaziyettesin bunlara? Abi çünkü... Bir şey bekliyordun ha bulamadın falan bozuk. Duygusal tepki veriyorsun gibi geliyor bana şu an. Mantıklı değil dediğin. Hayır duygusal tepki şöyle. Tabii ki duygusal tepki veriyorum ama... İşte aslında çok güzel açıkladım abi. Şey Rick and Morty'nin ilk bölümlerine bakıyorsun. Tamam absürt mizah var ama bir akıl var, bir mantık da var. Sonra yeni bölümlerine bakıyorsun. Hadi bakalım bu bölümde Rick atla sevişsin. Niye? Ama mesela tamam. Arkitektle olan konuşması, o Love abiyle olan konuşması falan. Love abi ne ya? Metro durağında işte çocuk kızımı seviyorum o yüzden onu programlamanı ciddi annemine götürmek istemiyorum falan diyor. O da diyor. Wattpad Talks gerçekten. Niye lan? Bizi robot love'dan konuşabilir mi? Bence fena bir topik değil. O da çünkü diyor da love bir kelime sonuçta. Önemli olan filmlerde. Ya reis adam diyor ki siz diyor biz yazılımız diye bizi yazılım zannediyorsunuz ama yazılımlar da aslında insan falan gibi şeyler söylüyorduk ya adam. Ne diyorsun abi? Hayır yazılım senin hayır sence lan. Sence yazılımlar sevemez mi diyor. Hayır oğlum senin diyor sevgi lan. Zannettiğin şey semantik bir association diyor orada. Ha. Sen anladın mı? Senin uydurman bir şey. Yani zaten ortada böyle bir şey yok. Okey. Yani nihilist bir yere çekiyor orada bence yazılım muhabbeti. Yani sen zaten sen de uyduruyorsun, ben de uyduruyorum üzerine. Senin de genuin hissettiğin var olan uhrevi bir şey değil sevgi. Okay. Sen sevgi deyince beraberinde birkaç konsept uydurmuşsun. Korumacılık, bilmem necilik onlarla associate ediyorsun, devam ediyorsun hayatına. Ben de öyle yapıyorum yani. Tamam. Hepimiz gördüğümüz hayatta bir şey uyduruyoruz. Arkitekt olan konuşması mesela... Yazılımın niye kızı var oğlum?
Yazılımın niye kızı var? Çünkü işte bir önemi yok bunların. Machine Learning mi yani? Yok lan, Machine Learning de değil. Bunlar hani... Hayır, o kızın ismi de Güneş. Evet. Sonra film bitince çünkü güneş o kız batımı yapıyor kendine tekrar falan. Diriliyor ve evet, kendine küçük bir güneş çayı tasarlıyor. Yani ya abi, o uhrevi bir yazılım mı yani? Evet, biraz Diyanet bilmiyorum. İşleri mi yazdırmış o yazılımı bilmiyorum. Yani? Bilmiyorum, her şey uhreviyata bağlanıyor zaten yani o en hoş sonunda. Mu? Ben okeyim lan. Ben severim böyle Abil, Kabil, Nuh, Eyüp, İbrahim bu yani hikayeler. Yani Windows her error verdiğinde biz Allah'tandır mı diyelim artık? Böyle bir şey mi olur? Bilmem kanka, bak işte onu diyorum. Matrix 2-3 ile beraber bak bu kadar çok kötü, berbat, inanılmaz. Rick and Morty'nin yeni bölümleri falan çok öyle. Öyle. Öyle abi. Ama... Zekalı, zeki bak, zekayı bıraktığın noktada geriye sadece estetik kalıyor. Estetik işte, evet aynen. Onlar da full estetiğe abanmışlar. Evet evet, porno, aynen. Pornodur bu. Ben porno izlemeye gitmedim ki Matrix'i. Porno değil ya kanka, estetiği bence biraz da edebiyat estetiğine de şey, yani işte uhreviyat estetiğine döndürdükleri için hani böyle işte şey, yani peygamber hikayesine çevrilmiş. Which is fine. De destan gibi yapmışlar kendilerini. Şey, o yüzden tekrar dönüyorum. O zaman Star Wars'un son 3 filmi de bayağı kurgu, iyi. Bilim kurgudan peygamber hikayesine... Star Wars'un son 3 filmi de bayağı iyi. Onlar da neticede peygamber hikayesi. Kanka onu da evet, o sevenler varsa, bu şekilde savunanlar, ben bir şey demem ama bu okay mitolojisini... kanka o kadar sert bir düşüş değil bence. Yani çünkü zaten bilim kurgu bir şekilde bir Chosen One muhabbetinden bilim kurgu çerçeveli bir peygamber hikayesi başlangıcı gibi de Matrix 1 yorumlanabilir. Ha ama evet, çok daha bilim kurgusu akıllı ve hani akıllı, rasyoneldi. Sonra rasyonelitenin devamı çok gelmedi. Arkitekle konuşma haricinde bence. Hani şey, çünkü bence yine smart bir şeydi abi. İnsanlara çıkış yolu verdiğimiz zaman insanların daha fazla submit ettiğini fark ettik. Ve bu yüzden de hani bir prophecy oyunu uydurduk. Abi tabii cümleler kendi içlerinde iyi. Onu söylemek istiyorum. Yok, şey sistem değil de iyi bence mesela. Yani, Moğollar da biliyorsun öyle saldırırlarmış ya, boşluk bırakırlarmış halkaların arasında ki kaçabileceğini düşünsün düşman orduları. O zaman daha, çünkü kaçamayacağını hissettiği zaman daha çok savaştığını fark ediyorlarmış falan. Evet. Bu mesela, bunu bu şekilde sistemin öyle çıkması ve Chosen One'ın bayağı trash bir şey çıkması falan bence güzel bir plot development açıkçası. Niye Zion'a saldırıyorlar o zaman? Oyun işte. Bayağı masrafa yalnız yani. Ha aynen, ama işte yani öteki şekilde... 8 milyon robotla saldırıyorlar. Aynen yani. Aynen, ama hasadı kaybediyorlar öteki şekilde. O yüzden o 8 milyonluk oyunu oynamaya karar vermişler demek ki. İyi de insanları sistemde pil olarak tutuyorlar ya. Tamam. Tamam. Zaten insanları pil olarak hazır tutmuşken, insanlardan elde ettiğin enerjiyi kaybetmemek için o enerjiyi 8 milyon tane robotla toprak delerek harcayacağına yanlış sinyaller gönderdi uzay gemi. Yani ağzı kıçını tutmuyor abi o işin ya. Come on. Yani o zaman orduyu niye göndertiyorsun if it was all a game? Sinyal çokla. Yani mesela o filmde şöyle bir şey olsa, Niobe, Zayobe ve Kayobe işte dünya yüzeyinde gidiyorlar ve aman Allah'ım işte dağın arkasında 20 bin tane robot var abi. Hmm. İşte toprak sallanıyor. Belli ki bize öyle bunlar geliyorlar, delecekler tavanı dense. Sonra koşulsa gidilse dense ki otlar geliyor abi. Bunlara da baksalar termik kameralarla falan, harbiden robotlar geliyor falan zannetsinler. Hani KNSR, çok ucuzdur belki robotlar, makineler için o yolladıkları sentineller bayağı şeydir böyle, geçen senenin modelleri. O zaman 2 milyar insanı niye sistemde tutuyorlar? Bilimler ihtiyaç var, işte pil diye çalışıyor. Neyin? Robotların. Hı-hı. İşte robotları o zaman niye harcıyorsun? Ya bu şey gibi hani, yani sigortadan para almak için termik santral yakmak gibi bir şey, anladın mı? Yo ya ne bileyim lan, işte o ucuzdur robotları yolluyorlardır. Asıl gerçek operasyonu o 2 milyar insanla şey yapıyorlardır. Hiç gerçek operasyon. Ne, I don't know. Robotlar ne yapıyor bilmiyoruz ki. Bilmiyoruz ki. Ha. Ama çok lazım. Ne yapıyorlar? Robotlar yani... ne yapıyor? Matrix'in hangi köşesinde biliyoruz peki? Yani zaten işte o yüzden Harry Potter staff'a oralarda geliyoruz. Yani evet. O zaman insanları tutmak için verdiğin o çaba ne için? Daha evet. Başka bir şey daha söyleyeceğim senin çok övdüğün filmle alakalı. Bir yerde sentinelleri durduruyor. Chatrix ile Chötrix neydi isimleri, baş karakterlerin ismi? Şu an sinirli olduğum için hiçbir şey hatırlayamayacağım. Neo ile sarı kız şeye gidiyorlar ya. Makine şehri. Trinity. Makine şehrine gitmeleri lazım. Makine şehrine giderken bir yanda bakıyorlar, her taraflarında böcek sarıyor. Sonra yukarı çıkıyorlar. Bulutların üstüne, hatırlıyor musun? Çok güzel bir sahne var orada. Keşke sen de görebilsen falan diyor. Evet. Ha. Bulutlar yerin muhtemelen 1,5-2 metre yukarısında o sahneye göre. Tabii tabii. İnsan pillerini... Vay. Tabii güneş... Şeyi hatırlıyorsun değil mi çünkü? İnsan işte pilleri çünkü güneş kapattı diye yapılmıştı. Güneş kapanıyor. O yüzden insan pillerine ihtiyaç duyuyorlar ki ne işe yaradığını bilmediğimiz ama
Zion'a saldırıp daha fazla insanın önce sıfırlanıp sonra geri üremesini. 11 kişiden geri ürecek. Bir de yani ihtiyaç duydukları bataryayı hesapla. Yani şunu diyordu şey hatırlıyor musun? Sarı bebe Neo'ya şey diyor. Hani sen bir 11 kişi seçeceksin. 7 erkek, 12 kadın, ha, evet, 19 evet. kişi seçeceksin. Gideceksin yeni Zion'u kuracaksın. Evet. Hani siz sevişteks yapacaksınız aynen, orada. Aynen. Orada organik ben, insan topluluğumuşçasını yapacaksınız. Ben orada falan. Sizin zaten 3 milyon Zion'da mesela adam olsa onları öldüreceğim zaten. Hmm. Vay. Çünkü siz kırıyorum tekrar falan, başlıyorum falan. Falan. Çünkü Abrahamic Religion anlatıyorlarmış. Daha götüm. Hmm. Ya yemezler abi ya. Yani matematiği tutmayan bir film. Bana hiç şey yapma yani. Abrahamic bilmem ne. O zaman Leviathan çıkarıymış Neo götünden de herkes yutturaymış. Ya şey böyle bir şey yapıyor lan. Sentinelleri durduruyor falan. O öteki dünyadaki. Acaba o da Matrix'in içinde Matrix'i falan çekiyorsun. Kanka Matrix'in bir şey diyeceğim. Geri dönüp kendi kuyruğunu yememe ihtimali ama yani Matrix 1'den sana çok fazla gelmişti. O yüzden mi Matrix 2 ve 3'ten? Acaba izleme yaşlarımızla alakalı bir durum mu diyor? Çünkü Matrix 1'in kendi mantığı üzerinde durma ihtimali bana hiçbir zaman çok yüksek gelmemişti zaten. Estetik daha çok bir şey gibi izledim ben hep Matrix 1'i. Cool güneş gözlükleri takıyorlar ve cool şeyler yapılıyor ve arkada bu arada Matrix 1'in genius bir internet abi, varoluşu ama şey, işte, tasviri var. Öyle değil ama işte Matrix sadece estetikten ama birde değil. Ne var ki mesela kendi mantığı üzerinde duran şey, internet varoluşu tasviri çok cool ama bence yine cool. Yani şey mantıkla ne duruyor Matrix'te? Mantıkla çalışan ne? Ever. Şu. Başta aslında bu bir şekilde insanların içlerinde kaldıkları sistemden uyanmalarını tetikleyen bir şey ya. Robotlar, kobotlar falan filan ortaya girene kadar. What is the Matrix gibi bir durum var ve işte yeterince araştıranlar ayılabiliyorlar. Hacker çocuklar falan bir şekilde aynen. Kenarda köşede bunları buluyorlar. Allah Allah merak ediyorlar falan. Meğer insanlar bir simülasyonun içine hapsedilmiş ve işte onların vücutlarından pil olarak faydalanıyorlarmış, tamam mı? Tamam. Şimdi bu noktada ben bu hikayeyi bu şekilde almaya okeyim. Öte yandan bir sürü insan biliyorsun bunu işte bir modern kapitalizm eleştirisi falan filan gibi de alıyor. Veyahut da işte hani içinde bulunduğumuz dünyanın o kenara koymuşlar ya simülasyon ve simülakra kitabını. Hı hı. Yani biz aslında bugün hani modern bir hayat yaşıyoruz zannediyoruz. İşte yo modern hayat zannettiğimiz aslında modernliğin olmadığı... İşte ne bileyim daha vahşi semtlerden uzak durduğumuz ve onları televizyona yansıtmadığımızda kendimize bir algı oluşturuyoruz. Bir yapay bir şey kuruyoruz. Aslında işte Matrix birazcık da kendi anlatmak istediğin dışına da çıkıyor ama ben o kadar derin okuma bile yapmıyorum Matrix'e. Ben yani şeyinde değilim. Abrahamiklere sen gidiyorsun ya mesela. Hmm. Ben o klasik Matrix'te bile o kadar derin okumaya gitmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bu bir ayaklanma öyküsüdür. Başkaldırı öyküsüdür. Whatever sisteme. Tamam. Etrafındakilerin yani etrafındaki topu oynama. Kendi topunu oyna. Kendi topunu oyna. Bir sisteme başkaldırı herif. Tamam mı? Orada da şöyle bir durum var işte aslında. Daha sonrasında bunlar ikinci ve üçüncü film, ilk film çok tutunca iki ve üçe ne yazsak diye uydurmaya çalışıp zar zor uydurabildikleri bir senaryo var ya ellerinde. Aynen. Orada da şeye gidiyorlar ya işte senin dediğin gibi biraz da böyle Hint mitolojisindeki ayaklanma öykülerine gitmeye kalkışıyorlar. Şey ayaklanma diyorum, özgürlük. Unuttum ismini. Bravata sana falan gibi aynen, böyle var ya aynen. Hadi bakalım karakter artık aşıyor, arşa ulaşıyor falan. Yani biraz böyle bir aşma öyküsüne, bir nirvana öyküsüne dönüşüyor iş bir yerden sonra. Neo için en azından. İnsanlık için de bir kurtuluş, kurtarıcı öyküsüne dönüşüyor. Orada şöyle bir şey var benim işte sevmediğim. Neo'nun kişisel bir özgürlük mücadelesi var. İlk filmin sonunda da Neo... Yani işte biz Neo'nun kerametini tabiri caizse nerede görüyoruz? Hani peygamberlik vasfı falan gibi kabul edilebilecek kendi dünyası için. Milleti uyandırıyor Matrix'ten ölümden çıkartıyor. Dönüyor. Ölümden dönüyor. Evet. Ölümden dönmesinin esprisi de orada küçük bir şey var hatırlarsan. Neo şeyin söylediği... Ajan Smith'in. Ne diyordu lan hakikaten orada? Ajan Smith'in değil. Şey kadının, bayanın. Oracle bayan buna diyor ya sen diyor. Ha sen şey Trinity'ye demiş çünkü sen Divan'a aşık olacaksın. Divan'a aşık olacaksın. Trinity de ben sana aşığım diye kulağına fısıldayınca. Falan orada öpüyor. O böyle öpüyor. Diyor ki ben dirildim o zaman. Self-fulfilling prophecy şeklinde kalkıyor aslında ya. Evet ama self-fulfilling değil. Belki de fulfilling prophecy'dir sadece. Yani Oracle da öyle demiştir. Hani aslında neden sonu causality olmayabilir aralarında. Evet ama genelde Oracle'ın prophecy'leri hep dönüyor. Tabii ama yani bu bir şey de olabilir. Abi böyle giderse dolar artar diyorum ben şu an mesela.
sen ama önemli bir pozisyonda olduğun için doların artmasını bu şekilde diyerek sevap sebebiyet vereceğin bir noktada falan. Oluyor falan. Anladın mı? Yani aslında ama doların artması ülkenin çok da iyi yönetilmemesiyle alakalıysa dolar artacak aslında ben bunu desem de demesem de. Ama 3 gün sonra çıkıp ben demiştim artar diye de diyebiliyorum. Zaten Matrix'teki Oracle biraz öyle bir Oracle. Yani sistemi de o şekilde çalışıyor. Öngörülü bir vatandaş ama şey değil. Hadi bakalım aslanlar biz ne dersek o falan tarzında değil. Ha onu da yapabilir muhtemelen yapacak olsa. Çünkü işte orada da onu şeyle gösteriyor. Aman kanka vazoya değil anasını tiktim vazonun sahnesi var ya bir tane. Onunla aslında hani bak ben sizi çok güzel yönetebilirim mi var. Ama ondan sonrası da zaten orada bir özgür irade şey olduğu için yani adamlar hani bir sistemden kopmaya çalışıyorlar. O sistemden... Ama Oracle da bir sistemin parçası aslında. İşte şu ikinci üçüncü film onu anlatıyor. Evet. İkinci üçüncü film onu anlatıyor. Halbuki ilk filmde Oracle diyor ki kankacım diyor bak hani ben sana böyle dedim. Sen kendini tanı ondan sonra özgürleş. Yani milletin ne dediğiyle bir yerlere varmak zorunda değilsin. Yani Oracle'ın aslında orada Neo'ya koymaya çalıştığı şey tabiri caizse o. Neo da işte bir takım bir şeyler yapıyor. Sistemi herkesten biraz daha anlıyor. Onda da hep şey muhabbeti var ya bir sistemi değiştirmek istiyorsan önce sistemin içine girmelisin gibi muhabbet. Onu anlıyor. Onu anladığında da en son artık dürülüyor. Dürüldükten sonra da artık uçmaya başlıyor. Uçmaya başladığında da Zion'u telefonunu arıyor. Ya da işte Zion değil de bilgisayarları telefonunu arıyor. Diyor ki diyor hepinizi ki, dökeceğim. Yok. Yani diyor ki bizi artık durduramayacaksınız. Bu insanlara öyle büyük mucizeler göstereceğim ki diyor. Ayaklanmalarına engel olamayacaksınız. Yani kendi ortaya koyacağı mucizelerle sistemi çökertebileceğini söylüyor aslında. Çünkü insanların temel inançlarını sarsacak ve daha fazla insan uyanmak isteyecek ve şu olacak bu olacak tamam mı? Ondan sonra arada animatrixler var hatırlarsan. Evet. Biz animatrixlerde hep şeyi görüyoruz. İşte çok hızlı koşan sporcu bir çocuk. Mesela yeterince hızlı koştuğu için simülasyonu kırabiliyor. Bir tane çocuk Neo'nun gösterdiği mübarek olayları çok iyi dinleyebildiği için o da mesela Matrix'te olduğuna bir süre sonra kanaat getirip inanıyor ve kırmızı hapı yutmadan uyanabiliyor. Çünkü işte ilk filmin sonunda Neo'nun dediği benim artık insanlara gösterebileceğim mucize insanlara ulan biz acaba simülasyonda mıyız dedirtecek. Bu şey gibi şu anda da bir sürü insan bunu söylüyor çünkü her gün o kadar absürt olaylar yaşanıyor ki insanlar diyor ki artık herhalde bir simülasyondayız yani. Biraz onun gibi bir noktaya çekme vaadinde bulunuyor Neo herkesi. Sonra ikinci filme bir geçiyoruz. Yok abi meğer işte robotlar meğer işte Vipassana yapacakmış da Kupassana olacakmış da oradan da Vasaçu Masaya Masaya falana dönüyor böyle konu bir anda. Bu zeka kaybıdır işte. Anladın mı? Sadece komik hecelerle anlattın aslında Matrix 2'nin 3'ün hiçbir plotunu değinmeden. Evet. Yok çünkü. Hiç plotu yok. Çünkü sadece... Sen Matrix 2'de 3'te şunu görmüyorsun çünkü. Neo işte milleti uyandıracağım dedikten sonra insanlarda ne gibi değişiklikler oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Onları görmüyorsun ki. Nasıl lan? Neo'nun tabii şey görmüyorsun hiçbir zaman. Matrix 2 ve 3'te sen ne zaman sivil görüyorsun bir düşünsene. Şeydi abi, orji sahnesine doğru sivil. Giden... Tam sivil... Ha Matrix'in içindeki insanları mı diyorsun? Matrix'in içindeki insanları niye görmeliyiz? Çünkü Neo'nun amacı insanları uyandırmak ya. Uyandırdığı insanları görmemiz bu amacı hizmet etmiyor. Niye? Etmiyor çünkü hikaye işte Neo'nun peygamberliğine dönmeye karar veriyor o anda bir anda. Okey. Neye dönmeliydi? Herkesin kendi uyanışına. Ama Neo'nun mucizelerini takip ederek uyanıyoruz. Yani tabii da. Şey gibi bir noktaya dönmeliydi böyle. 2 ve 3'te olması gereken şey aslında Animatrix'te de yaptıkları şey oydu. Yani zaten Animatrix'in senaryosunda şeyler yönetiyor ya. Wachowski hanımefendiler yönetiyor ya. Yani mesela Animatrix'in hiçbir noktasında bir peygamber hikayesi olacağına dair bir şey olmadığı gibi Neo'nun daha fazla insanın uyanmasını tetiklediğine dair emareler var. Çünkü ama Neo... Peygamberlik değil mi oğlum bu? Abicim yani... Yani size mucizeler göstererek uyandıracağım. Bak, nasıl senin oğlum? Yorumun. Sen onu, de senin cümleni söylüyorum. Bak onu senin yorumuna bırakmak şık bir şey. Orada diyor ki bak Neo insanlara örnek oluyor. Şey gibi düşünün işte. Hazreti İsa'ya soruyorlar hani öldürmeden önce sen peygamber misin diyorlar. Hazreti İsa'dan ben bilemem. Halk öyle diyor diyor. Ondan sonra da bunu çağırmaya gelin ne diyor lan bu falan diyorlar ya herifler. Onun gibi bir durum. Yani Neo ben diyor kardeşim ben uçabiliyorum diyor. Ama sanal gerçek olmayan bir alemde uçabiliyorum diyor. Millet de diyor ki la bu herif uçuyor biz acaba ay sonu vergi borcumuzu ödemesek mi falan gibi. Evet. Yavaş yavaş kırılma başlıyor insanlarda. Total bir uyanış zaten insanların ilk önce içinde bulundukları sistemi reddetmeye başlamalarıyla başlar. Ama ondan sonra biz öyle bir şey görüyoruz ki ikinci filmde artık
Peygamber Efendi Neo Hazretleri o kadar artık mucizeler gösteriyor, ölüye can veriyor, aynı anda dört yerde oluyor. Meleklerle şeytanlarla falan kapışıyor, bilmem ne oluyor. Bir yerde kız arkadaşı ölecek diye şehrin içerisinde binaları yıkıp etrafında 2 milyon kişiyi falan muhtemelen canını geberterek yani uçup Neo kız arkadaşına can vermeye falan çalışıyor. Yani toplumsal bir yanlış tetikleyecek bir adamdan kendi kişisel öyküsünden Nirvana'ya ulaşmaya çalışan bir karaktere dönüşüyor. Bu bir karakter değişimi değilse nedir bilmiyorum. Yani zaten o yüzden şey gibi diyorum sana. Mevcut Rick and Morty bölümleri gibi diyorum. Yani Rick and Morty... Çok ağır bence bu hala kanka. Çünkü içindeki estetiği en azından silip atamazsın. Yani plotundan beklediğin şeyi bulamamakla beraber... Bulamamak değil, söz verdiğini yapmamakla alakalı. Biz mesela ne gördük şu noktaya kadar? Bize borçlu bir şey değildi lan. Adamlar peygamber hikayesi atmak istemişler demek ki. Ne alakası var? Sen bir karakteri önce yazıp sonra yolun yarısında karakterizasyonu kökten değiştirirsen ben sana derim ki kanka sen ilk filmde de bunu yazaydın o zaman. Ben sana istediğin hikaye anlatamazsın demiyorum ama sen bana ya işte bu cümleyle bana geldiğinde ben sana şeyi de savunurum. Ne var abi işte onlar da Rey'in hikayesini böyle anlatmak istemişler Star Wars'da. Bu cümle bir şey diyebilir misin? Yani şöyle abi evet diyebilirsin ve sen de buna cevap olarak diyebilirsin ki bu bok gibi. Evet bu bok gibi işte ben de onu diyorum. Yani ne yazdığının farkında olmayan insanların yazdığı bir senaryoyla karşı karşıya. Sen bunu beğenmiş olabilirsin de bunun iyi olduğu anlamına gelmiyor. Sen diyorsan ki ben rezalet bir eseri seviyorum. That's your choice. BBS seven bir sürü insan da var. Biz artık buna alıştık. Çok ağır kanka. Reloaded ve Revolutions'ın yani kırdığı vites şeyini radikal bulduğunu açıklıyorsun. Ama bu neye bok gibi olduğunu bence çok açıklayamıyorsun kanka. Çünkü Allah Allah. Anlattığın kategoride... Sana. Oğlum hayır. Peki, hayır tamam, anlattığın ama... Tamam, aynı şeye geri döneceğim. Sadece şu sahne bile bence konuyu kapatıyor. Bu robotlar bu insanları pil olarak kullanıyorlar. Hı-hı. Hovercraft'ları var insanların. Evet. Hovercraft ne demek? Yerin 10 ila 15 metre üzerinde giden uzay gemileri. Hı-hı. Bir yerde robotlardan kaçarken köklüyorlar gazı. Hop diye böyle fırlayınca bulutların üstüne çıkıyor. Hı-hı. Kaç metre uçmuş olsun o gemi? Bir kilometre uçmuş olsun mu? 1 kilometre. Tamam evet aynen. Hadi 1 kilometre uçmuş olsun. Ben de diyorum ki bu mesela... Yani robotlar yukarıya doğru 1 kilometre inşa edip oraya bir tane fan kursalar o böyle nano robotlar silinecek. Herifler güneş paneliyle yaşamaya devam edecekler. Ama yo onun yerine robotlar işte Matrix'i kuruyorlar orada da ama oyunlar ediyorlar. Oracle işte bilmem neler kanka, yapıyor. Kanka bir şey diyeceğim ama bu niye? Temel Vay. Basic premise'in gerizekalılığından gelen bir durum. Tamam güneşi basic kapattılar. Güneşi kapattılar. Robotlar güneşe ulaşamıyor. O yüzden insanları pil yapmak zorundalar diye başladık ya. Ama ulaşabiliyorlarmış işte. Ama zaten bu salak bir şey kanka. Niye ulaşamıyor olsunlar zaten? Ya bir de bu opsiyonlarımız bundan mı ibaret? Yani solar güçlü canlılarız. Güneş kapandı hemen yani, sizi pil edeceğiz. Tabii işte ben de sana... Hani hidroelektrik dam falan yapmıyoruz. Tabii hani... ama okey. Hani biz bunu yedik. Ama ondan sonra sen niye buna yedik? Da... Niye yedik? Estetiğinden yemedik mi? Estetiğinden yedik. Ama sen daha sonra buna da ihtiyaç olmadığını gösterdiğinde ben senin yazdığın senaryoya saygımı yitiriyorum. Bu şey gibi. Ama niye Batman'in baştan Batman'in annesiyle sahip? Babasının aslında ölmediği ve odasına giren şeyin de yarasa değil de aslında sincap olduğu falan gibi bir şeyin ortaya ama çıkması. Sincap... Şöyle oluyorsun ortada. İşte niye sincap olması çalışmaz? Çünkü yarasa estetiği daha cool. Yani bu ya yarasa estetiği şununla alakalı. Matrix'te yani ben gelip de şey demedim ki. Ben ilk filmi izlediğimde ne var kardeşim güneş paneli yapsınlar demedim. Ben bunu kabul niye ettim demedin? Dedim ki insanları pil yapmayı seçmiş bu hikaye. Tamam. İkincisinde niye? Çünkü ilkinde böyle bir şey yapmayı istediğini ilkinin devamı olarak böyle bir beklentiyle gittin. Ben beklentiyle gitmedim. Senaristler bunu yazdılar. Ben de senaristlerin yazdığı şeyi ciddiye aldım. Sen bana diyorsan ki sen bir filmi izlerken senaristlerin yazdığı şeyi hayır, ciddiye hayır. alma. Hayır, hayır. Her film Fast and Furious'tır aslında. Her filmi kapat şalteri kanka. Hayır. Kapat şalteri. At hominem yapmadan da konuşabilirsin oğlum ya. At hominem yapmıyorum. Bunu söylüyorsun, bunu söylemiyorsun. Hayır, bunu söylemiyorum ben. Estetiğiyle Matrix'in ilk... Ben senaryolarda tutarlılık arayayım mı, aramayayım mı? Matrix'in ilk filminde estetikten dolayı yedin ya mantığı. Veya üzerine de çok sorgulama yapmadın ya çünkü basic mantık hala basic mantık. Yemedim abi. Adamların dediği şey okey oldum bu şey gibi. Ama Star Wars'daki Force'u okey olmak gibi. Hayır canım olur mu öyle şey? Star Wars'da Force'un varlığına okey olmuyorsan Star Wars'dan keyif alamazsın. Star Wars'da ama Force'un bir mantık zaten yani mantıksız bir şey oldu tamam, kabul ediyorum. Mantığını aramıyorum ben de zaten. Yani bu Harry Potter'da magic gibi bir şey. Evet. Ama bu ama sen bir sonraki filmde midichlorian diye bir şey çıkarınca tepki çekiyorsun ya mesela. Yani çok saçma bir şey o da bu arada. İşte onu diyorum. Ama bu hayır şunu diyorum kanka bu bir takım mantık structure değil bu. Yani bir A artı olduğu için B oldu ve B olduğu için C oldu falan diyor ya Matrix. Peki Hazreti Peygamber olan Neo 5 dakika sonra gidiyor ya şeylerin karşısına robotların karşısına. Robotlar da diyor ki kanka biz sana soket takacağız. Ondan sonra dünyanın en anlamsız diyaloğuyla sen aynı anda hem Neo olacaksın hem de Neo olmayacaksın. Ondan sonra
İşte çıkmak isteyenlere izin vereceğiz falan. Evet. Yani bu da saçma, evet, gerçekten. Ben bunu izah etmekten yoruluyorum vallahi. Bana o kadar saçma geliyor ki. Yani şey oldum. Ne diyeyim, daha bilemedim. Ben daha peki, fazla izah edemeyeceğim. Bunu gerçekten. Yani ikinci, üçüncü filmin estetiği hiç şey almıyor. Yani bu noktada seni devreye almıyor ama. Yani çünkü ilk filmin kurulan mantığından o kadar uzaklaşılmış vaziyette ki ikinci, üçüncü filmin estetiği de orada önemli değil artık o saatten sonra. Çünkü değil. Birinci filmin kurulan sistemin devamı yani çok çünkü, alakasız bir yere götürüldü. Çünkü şeyi de tutturamıyorlar. Okay. Yani şeyi de tutturamıyorlar. Senaryo kendi bazını ve senaristler kendi kafalarını o kadar yiyorlar ki ne yaptıklarını. Diyorum ya abi, yani robotların insanları pil yapması gereken bir dünya sen yazmışsın, tamam mı? Hı-hı. Biz de demişiz. Ya peki, okey. Yani öyle olmuş bu dünyada. Daha da 5 dakika sonra zaten kökleyen hemen bulutların üstüne çıkabiliyor. Yani demek ki 11 kilometre atmamışlar onu. Böyle hemen 500 metreye falan atmışlar. Robotlar zaten çıkabilirdi. Tamam. Zaten sen senarist olarak kafayı yitirmişsin. Ben burada şunu anlıyorum. Okey. Bunlar artık yazdıkları senaryoya şeyleri kalmamış. Yani world building heriflerde de bitmiş. Biz hemen ne yaparız? Heroes Journey hemen ne yapabiliriz? Heroes Journey'de ne varsa yani sırayla yapalım demişler. Ki. Evet abi, ama hiç yoktu gibi geliyor bana. Yani şey haricinde. Bir fikir haricinde diğer bütün Matrix'ten satın aldığım her şey bir map estetik olduğu için şu an empati kurmakta belki zorlanıyorum senin yaptığın argümanlara. Yani okay. Birinci... Sonra ama işte şuna dönüyor. Estetik de şöyle bir şey var. Estetikten kastın işte güneş gözlüğü giyiyorlar ve slow motion hareketler yapıyorlar. Aynen. Tamam. Şimdi o slow motion hareketlerde de şöyle bir şey değişiyor. İlk filmin mekanikleri hatırlarsan bir tane bile ajanı öldürmenin aşırı zor olması. Aşırı zor. Aynen. Ve işte ajanlarla kapışana kadar bizimkilerin çok hızlı davranıp acayip böyle teknikler, halatlarla helikopteri bağlayarak mahalleler arasında koşturarak falan işte zar zor bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ya çocukcağızlar. Tabii. Sonra Neo uyanıyor ve Hazret oluyor. Sonra, Hazret olduğu için artık ajan dövebiliyor. İlk, o ajan dövebiliyor. İkinci filmin başında hemen onu görüyoruz. Tamam, o ajan dövebiliyor. Onlar da o noktada diyorlar ki Neo artık ajan dövüyor. Neo'nu dövüştürmenin bir keyfi yok. O yüzden biz Neo'nun iki tane yanlısı olan Tırzo'yu alalım iki tanesini diyorlar. Hı hı. Hadi bunlar diyorlar highway'de kovalamacaya karışsınlar diyorlar, tamam mı? Orada da bence uğruna bir set kurulmuş, en güzel sahnelerden bir tanesi başlıyor ama o sahnenin içerisinde bir anda şunlar yaşanmaya başlıyor. İki tane avir guvir hayalet var. Neden orada oldukları belli değil. İşte maddelerin içinden geçebiliyorlar. Okey, hadi siz geçin. Sonra ajanlar da oraya teleport olmaya başlıyorlar. Yani ilk filmde bir tane ajan yakasından tuttu diye bağırarak geberen Morpheus, kamyonların üzerinde taklalar atarak hem de upgraded ajanla kapışmaya başlıyor. Şimdi o noktada şunu ben merak ediyorum. Because he believes. Anladın mı? Yani bu mu? Oğlum evet lan. Yani yani aşağı yukarı bu ha. Benim Matrix'ten beklentim ikinci filme girerken aşağı yukarı buydu. Ama ilk filmde yani... Ne aldık ki ilk filmden? Mesela ne tatmini, ne smart Star Trek var ya, bir smart plot tatmini almışsın da onu bulamamışsın diye anladığım için soruyorum bu arada, pardon. Evet, yani bence mesela ikinci filmde ajanlar hem güçlenip hem de Morpheus bu kadar güçlenmemeliydi. Yani çünkü Morpheus'un bu kadar aşırı güçlenmesine sebebiyet veren şey nedir? Yani o da Neo gibi daha da mı Matrix'in Matrix olduğunu fark etti. Belki de, yani bu arada belki de ama evet. Hani günün sonunda bunun bu arada şeydi. Hayır, abi. Asıl neydi biliyor musun? Bir önceki kadar aksiyon sahnesi çekerlerse yetmezdi. Action. Tabii up etmeleri gerekiyor. Aksiyon faizi diye bir şey var ya, yani her seferinde arttırman gerekiyor. Aynen öyle. O yüzden bızdık Morpheus da bir anda kamyonlar üzerinde takla atarak katanayla ajanlarla falan dövüşür oldu. Tabii. Şimdi o noktada bir sürü insan şöyle diyebilir. Tabii aksiyon filmi bunu yapmaları 30 lazım. 30 tane Smith'le ikinci filme başlandı, sonra son filmde 1500 milyon Smith falan arttırmaları oldu. Lazım. Aynen. İşte ama aslında lazım değil. Aslında konuyu gerçekten şuna çekebilirlerdi bak. Daha güzel bir Matrix anlatayım ben sana. 800 milyar dolarlık aptal bir Matrix çekmek yerine, anladın mı? İnanılmaz para yaptıkları. Neo'nun örnek verdiğinden sonra sağda solda uyanmaya çalışan ve uyanırken kendi güçlerini tekrar fark eden farklı bir grup insanın Neo'ya veya Morpheus'a ulaşmaya çalıştıkları bir hikayeye falan döndürebilirlerdi bunu. Onlarsa gittiler peygamber hikayesi anlatmaya çalıştılar. Ve peygamber hikayesi anlatmaya çalıştığında da gidebileceğin çok bir yer yok. Full estetik gidebileceğin tek yer orası. Çünkü evet. Peygamber hikayelerin mantığı yok. Peygamber hikayenin naratif bir kurguları yok. Evet, ama ilk film işte öyle değildi. İlk film bir kişisel uyanış hikayesiydi. İkinci filmin o yüzden topluma yayılan bir kişisel uyanış hikayesi olması daha doğru olurdu. Onun yerine biz böyle artık şey,
koşup koşup dünyayı büken bir tane herifin manitayı kurtaracağım diye. Ya bir kere bir yer, oğlum bir yerde ne o 2 milyon 3 milyon kişiyi falan öldürüyorlar rahat. Bence o kişisel duyanış hikayesi, yani dijital dünyaya geçiş ve dijital dünyayı da varoluşun bir takım işte alegorileri içermesi bakımında çok da smart bir şey değildi ya. Ya olmayabilir canım. Yani çok... Ama anlattığı oydu, onu demek istiyorum. Evet evet, ama hani şey gibi söylüyorsun, o yüzden söylüyorum. Ya da ben öyle anlıyorum yani dediğin şeyi. Çok smart bir plotumuz vardı, aklı yitirdik. Evet. Onu diyorum. En baştan beri onu diyorum. Ben de öyle Rick and Morty'nin yeni bölümleri diye o yüzden dedim. İşte ben de öyle düşünmüyorum. Biz başta yani... ne gördük? İşte Rick her şeyi artık yapabildiği için nihilist ve umursamaz bir herif olmuş. Evet. Oradan evet. Oraya koşturuyor. Morty de onun yanına yerleşiyor. Morty de yavaş yavaş sonra o özellikleri göstermeye aynen. Başlıyor hatırlarsan. Hatta böyle bir tık hoşumuza da gidiyor. Vay Morty'ye bak falan oluyoruz. Artık en son bölümde tabii, tabii. Nihilizmi unuttukları için ya da yazar kalitesi düştüğü için nihilist olmak yerine Dadaist'e doğru gidip hadi ben atla seviştim, sen de kardeşinin rahmini attıra falan doğru geldi senaryo. Böyle oluyorsun bir yerden sonra hani... Evet işte bu kadar... Güzel ama siz biraz da zekiydiniz. Bizde zeka falan kalmadı. Ulelek ulelek falana dönmüş konu. Oğlum bu kadar drop var mı mesela Matrix var. 1 ile 2 arasında? Bence bak, yok benim lan. Benim için var. Oğlum bence Matrix 1'e yüklediğin, bence senin project ettiğin aşırı bir zeka var. Ya da, olabilir. Yani dijitalizasyon konusundaki akıllı söylediği lafları daha genere yayıyorsun aslında. Çünkü mesela... Matrix 1'i de bence yorumlarken uyanışı öldükten sonra işte kız seviyorum seni aslında sevdiğim söylendi. Kain de bana demişti ki, Kain de Morpheus'u demişti ki buralar da çok böyle uhreviyattan mantık kokusu az kalmış yerler aslında gibi geliyor bana. Aha. Yani o yüzden hani yüklediğin, project ettiğin mantık düşüşü bende çok tabii, az ama geliyor. İkinci orada şey unutma. Yine... İlk filmde uhreviyatı yükleyen aslında Morpheus. Tabii tabii. Morpheus inanıyor zaten. Onu Morpheus temsil ediyor. Çünkü... Fethullah Hoca Efendi. Tabii tabii aynen aynen. Hoca Efendi Morpheus. Çok aynen. Da iyi olmayan bir herif. Hatta yani hatırlarsan orada Cypher falan şeyi söylüyor. Oğlum diyorum senden evet. Önce kaç tane adam geldi. Bu bunları herkese siz peygambersiniz diye gazlıyor çatılardan aşağı atıyor falan diyor. Sen orada diyorsun ki Morpheus da biraz deli. Yani, bir de orada mesela şey çok güzel bak ama yine. Ama sonra Morpheus'un deliliğini hem ikinci hem üçüncü filmde sonra hepimiz satın alıyoruz. Halbuki oradaki mesele Morpheus'un deliliği ya da Morpheus'un her baktığı yerde şey görmesi değil. Hatta işte bunu yatay bakışta konuştuğumuz 2 saatlik programda anlatmıştım. Bir şey var. Bu Hint inançları arasında herhangi bir şeye dönüşmeden önce tümüyle bir boş olma hali gibi bir şey var. Anladın mı? Neydi kelimesi hatırlamıyorum. O iş için araştırırken bulmuştum ama. Yani senin bir şeye dönüşebilmen için önce bir boşaltman gerekiyor kendini. Onu Oracle bir şekilde şeyle sağlıyor Neo'ya. Neo gidiyor buna. Sen değilsin diyor. Sen diyor kanka. Salağın birisin sen hadi. Ölmeden yürü git falan diyor. Neo da böyle çöküyor falan. Hatta kıza da diyor. İşte ben diyor işte ya aşık olacakmışım falan. Neo da diyor ki valla ben değilmişim. Kız da çöküyor. Kız da inancını yitiriyor hatta. Yani sıfırlıyor herkes aslında. Oracle hatta o sahneyle alakalı çok komik bir şey var. Herkes şey diyor. Kurabiye yedirdi. Oradan ona yükleme yaptı falan. Aksine herif boşaltıyor aslında. Tabii. Şey, Neo'yu. İki... Neo'ya bir şeylere dönüşebilecekse daha rahat dönüşsün. Üzerinde bir şeyin baskısı ve yükü kalmasın diye. Yani aslında Oracle biraz şey... yani bir ulvi bir numarası varsa da Morpheus'tan çok daha akıllı bir şekilde... Ya ne seçilmişim Morpheus bırak çocuklar hani, yapacaklarını yapsınlar gibi. Yani sistematik bir din kurmak yerine insanların kendi istedikleri şeylere dönüşebilecekleri şekilde onları Morpheus'un da sisteminin dışına çekmeye çalışan bir yapısı var Oracle'ın. Ama yine de bir prophecy etrafında dönüyoruz. Yani hayır. Prophecy'yi Morpheus anlatıyor herkese. Oracle yapmış. Oracle Morpheus'e böyle demiş. Sure. Trinity'ye de demiş ki evet, sen ama de... Ama Morpheus da 8. seçilmişini oynuyor hala. Yani Morpheus süper akıllı bir herif değil. Ama Trinity'ye de demiş ki sen de divana vurulacaksın. Tabii aynen. Çocuğa da diyor ki sen değilsin diyor. Sen yani, değilsin diyor. Troll AI da olabilir Oracle. Oracle'ın Oracle zaten olduğunu... Zaten 2-3'te biraz oraya gidiyoruz. İşte Oracle'ın Oracle olduğunu confirm eden şey aslında 2 ile 3. 1 değil. Yani... 1'de aksine şey var işte. Ama hani... oğlum ölüyor geri geliyor. Kim? Neo. İşte çünkü ama... Çünkü Trinity onu sevdiğini söylediği için. Evet ama hayır işte. İşte ama... Oracle yani şöyle... Trinity onu sevdiğini gerçek dünyada söylüyor. Matrix'e duyuyor. Zaten. Hatta öpüyor orada hatırlarsan. Öpüyor evet. O çünkü dramatik bir sahne. Çünkü aslında gerçekte ölmüyor ya. Hani beyninde öldüğünü zannediyor. O da ağzından öpünce. Yes. Aslında herif ölmüyor ya. Yani orada biz
biraz daha dijital mantıkla izleyen insanlar da şöyle oluyoruz. Ay peygamber ne güzel dirildi, olmuyoruz da. Evet. Ah be abi, herif aynen, en sonunda salon alemle gerçek alem arasındaki bağı koparabildiği için şimdi duvarlara bakınca yazılımları görüyor. Şimdi Agent Smith'e bakınca yazılımı tek görüyor. Tek de smart kısım bu işte. Başka? Ama, değil, başka zaten, bir mantık yok ki. Yes. Ama işte ilk filmin finalinde bunu koparttıktan sonra sen millete diyorsun ki ya bu arada bir şey söyleyeyim mi? Oracle harbiden Oracle Morpheus hakikaten peygamberin habercisiydi. Ama bir önce, az önce bağı koparttı herif. Herifin bağı kopartması evet. Zaten oradaki olaydı. Yani abicim zaten Allah aşkına Yiğitcan şeyi hatırlamıyor musun? İkinci filmin sonunda Neo bayılıyor. Bayılınca ben niye bayıldım? Ben niye sarı objeler görüyorum deyince Oracle buna sen peygamber olduğun için ta köküne kadar bağlısın makineye falan gibi bir şey söylüyor evet. Ya. Makineleri görüyorsun artık. Ne yapıyor? Wi-Fi network mü görüyor herif? Ha, Wi-Fi network. Ben öyle anladım hep onu. Modem oldu. Okey. Ama işte öyle değil ya. Öyle değil mi? Değil abi. Bilmiyorum kanka. Allah bence güzel ya. Güzel turuncu ışıklar vardı orada yani. Okey. Yandın mı? Ben yani bak. Ben şuna kızmıyorum. Fast and Furious gibi seveceksen veya ne bileyim ben de bir sürü aksiyon filmi. Ama abi ben... Oğlum ben... Ben King Kong vs. Godzilla seven bir insanım. Evet, bunu niye sevdin? Shlock seviyorum ben. Tamam mesela işte tamam. Buralarında neyi yoksun? Ben. Yani Matrix Reloaded'ın Revolutions'ın buralarında neyi yoksun? Şeyi anlıyorum. Mesela okay, ama bu onu üzerinden 6'ya düşürdü filmi benim kafamda. Çünkü beklediğim zekayı bulamadığımı anlıyorum. Ama sen diyorsun ki bok gibi film BVS seviyesine bence estetiği tutuyor. Çünkü Matrix'in zaten estetiği çok core bir şey kimliğinde ama. Hayır. Ben de onu demeye çalışıyorum. Daha geniş bir şeyden konuşalım o zaman. Şöyle söyleyeyim ben sana. Batman yok. Tamam. Superman de yok. Tamam. Zack Snyder bir adam diye bir adam çıkıyor. Hı hı. Diyor ki ben Hardman vs. Blue Boy diye bir film çekeceğim diyor. Hiçbir itirazım yok o filmi benim. O zaman Hardman vs. Blue Boy Dawn of Justice filmi var ya. Hı hı. O kadar da kötü bir film değil. Evet evet aynen. Tamam. Tamam. Batman vs. Superman'i kötü yapan Batman vs. Superman aynen olması. Batman'le Superman'i tanımlayan core şeyleri bulamıyoruz evet. Filmde. Aynen. Bulmayı da beklememizde haklılık var. Ben de burada şu anki core tartışmamız da bu zaten. O. Matrix'ten beklediğimiz şey intelligence yani zeka ben dolu Matrix'in plot mu? Birinci filmini çok yoksa dolu estetik buluyorum. Mi olmalı? Bak ben işte %60 estetik diye düşünüyorum Matrix'i. Sonra o yüzden 40'lık kısmı boşalınca Reloaded'lar rahatsız olmadığım gibi ha adam sapladık hayaletler gitti falan oldum anladın mı? Ha okey. Şeyi de hatırlıyorum. 4 puan düşürelim Reloaded Revolutions'ta. BBS seviyesi bence ayaklar altına alacak kadar temelinde mantık yok Matrix benim için serisinin. Öyle. Yani benim için ilk filmde anlattığı hikayeye okay. Öncelikle ihanet ediyor. İkincisi kendi anlattığı evreni anlamadığını biz fark ediyoruz. Tabii o %100 lan. Yani, ama evreni zaten... Kendi anlattığın evreni anlamamak... Bence işte onu anlamamaya yani Fast and Furious'lar bile o kadar kötü değil bak. Ya tabii. Fast and Furious en azından şey biliyor. Biz saçma bir yerdeyiz bir ilk başında. Bizim de yani... World Building'imizde işte biri çıkacak family diyecek falan. Hani... Falan işte. Ha. Yani arabalar şey yerde gibi gidiyor. Ya da biz mesela Star Wars'un eski filmlerini izledik tamam onlar da müthiş world building yapmıyordu ama belli bir tutarlılık falan arayabiliyorduk ya. Tabii. Son 3 filminde konuşuya döndü ya. Benzin bitti silahları iki tarafa da satıyorlarmış. Niye böyle oluyor abi? Ha. Sorgulamayın falana geldi ya. Şimdi 2 ile 3 de ona geliyor. Ama 2 ile 3 sanki kendini bir de akıllı gibi yapıp insanları dolandırıyor. Yani bu bence bir de yanlış bir şey. Yani Matrix 2 ve 3'ün inanılmaz anlamları falan olduğunu düşünen bir kitle var bir yerlerde biliyorsun. Çünkü böyle... İşte evet. Edebi konuşuyor karakterler çünkü ve sembolik evet bir şey söylüyorlar zannediyorsun. Karakterler böyle bir şeyler söylüyor ve işte aynen. Cool bakıyorlar ama müzikler de çok güzel falan. It's a bad choice, Mr. Neo falan diyor ya o Merovingian. Ha falan. Adam böyle lise bir felsefe kitabını açmış, oradan bütün senaryoyu yazmışlar. Oğlum Monica Bellucci geliyor, Neo'ya diyor ki, beni diyor manitanı öptüğün gibi öp diyor. Ha, diyor beni diyor, Fransız diyor, orada karya diyor, orgazm keki yedirdi, sen de bizi bir uçur. Ha, orgazm keki yedirmesinin montaj sahnesi de çok cool'du. Kızın bacak arasına giriyorlar kodlar içerisinde falan. Bence işte Rick and Morty 5. sezon. Yok çok gömüyorsun kanka, sen biraz, bu arada saygılar bu arada, duygusal gömmene de bir şey diyemem. Oha. Duygusal gömmüyorum sana açıkladım lan bir saattir bunu açıklıyorum. Duygularını rasyonize ediyor olman duygusal gömdüğün gerçeğini değiştirmiyor oğlum. Yiğitcan iyi bir eser verdi ortada sonra o kötü iyi eseri tamam, bok ettiler. Işte, iyi bir eseri iyi yapan şey ne? Sen diyorsun ki işte ben bunu vuruldum. Bunu bundan dolayı iyi bir eser olarak buluyorum diyorsun. Ben de o, yemin ediyorum %40 oradayım. Ama %60 da çok cool güneş gözlükleri takıp inanılmaz böyle şey mesela sahnesinden dolayı da böyle silah getirin falan filan diye böyle silah geliyor falan aldın mı? Ya da benim böyle yürüyorlar. Çok tutuldum sahneler onlar değil işte. Mesela yürüyorlar Woman'ın Red'i gördün mü? Herkesin gözü ona takılır falan diyor. O kalabalık sahnede o dum 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 evet. Tıkı dum 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 tak dum dum falan ya da böyle Morpheus'la dövüşürlerken falan fıt fıt yapıyor şöyle kalk yapıyor falan.
Sonra ona bir tane dublaj sahnesi yapmışlar. Tabii osuruyordu. Onlar cool ama bana Matrix hiçbir zaman sadece cool'luğuyla kendisini satmadı. %60 bende mesela. Ha, bende o kadar değil. Yani kaç mesela sende o kadar cool'luğa vurulacaksan Ion Flux'u da seversin mesela. Tabii lan. Bu arada bana zaten biraz şey gibi değil mi? Wachowski'lerin de o yani anime estetiğine coşkuları Speed Racer çekmelerinden falan filan şöyle, da. Şöyle. Bence çok iyi aksiyon sahneleri. Hmm. Matrix'in. Matrix 1, Matrix 2, Matrix 3. Hepsinin aksiyon sahneleri çok iyi. Hmm. Ama bağlamına yerleştirdiğinde 2 ile 3 çok kötü yerleşiyor. 1 müthiş yerleşiyor. Birdeki aksiyon çünkü seni bir yerden bir yere taşıyor. Mesela Morpheus'la Neo'nun dövüş sahnesi hatırlarsan o kadar dövüş ediliyor. Şey yenemiyor, Neo yenemiyor. Morpheus da orada diyor ki hadi diyor beni niye yetişemiyorsun? Hmm. Hani ben senden burada daha mı hızlıyım, daha mı zekiyim, kaslarım daha mı iyi çalışıyor? Aynen. Sen o soluduğunu nefes mi zannediyorsun falan diyor. Neo böyle bir... Artı 2 cool puan eklendi sahneye. Aynen. Hayır ama sahne bir şey de anlatıyor. Evet evet. Bağlamından dolayı artı 2 evet. Cool puan eklendi. Peki işte. Zaten soru, cool'du. Merovingian'ın terasında yapılan o anlamsız dövüş. Hiçbir manası dım, yok. Dım, çık, çık, dım, hayır yani şöyle dım, sırf dım, estetik dım, manası dım, var. Çünkü mesela böyle ha, o merdivenden atlıyor oraya gidiyor tabii. Falan. Ama senin dediğin gibi artı 2 cool'u yok. %100 aynı fikirdeyiz burada. Hmm. Ben size diyorum ki artı 2 cool olmadan da fena değil yani o estetikler. Bence o cümleler artı 2 cool değil. O cümleler benim o filmi izlemek sevmemin anlamı. Ben şey sevmiyorum. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim yani koreografisi iyi sahne çekmişler ellerine sağlık. Biz de izliyoruz. Güzel de sahneler. Hmm. Ama bu benim için filmi iyi yapmıyor işte. Filmi benim için iyi yapan kardeş biz bu dövüşü izledik de ne oldu bu dövüşün sonunda? Mesela sen izlemedin sanırım. Invincible diye bir çizgi film çıktı en sonlarda. Hmm, yok izlemedim daha. Invincible'ın mesela final bölümünde bir dövüş var. Hmm. İki çok önemli karakter arasında. Hiç spoilersız anlatayım sana. O iki büyük karakter arasındaki dövüş mesela önceki bölümlerdeki dövüşlere göre çok daha sakin bir dövüş. Önceki bölümlerde acayip dövüşler var. Böyle kan gövdeyi götürüyor. Oş falan diyorsun. Son bölümdeki dövüş çok yine sert bir dövüş bu arada. Ama dövüş bu arada şey yani birilerine bir şey anlatmak için yaptığı bir dövüş. Hı hı. Hani şey gibi düşün hani herif ona bir güç göstermeye çalışıyor. Karşısında da hani oluyor kolunu bükerken 3 kişiyi de öldürüyor yanında. Hı. Yani diyor ki bak hani bizim güç seviyelerimiz bu sen artık uyan oğlum uyan çekiyor buna. Orada o dövüş bir şey anlatıyor. Ben böyle dövüş sahnelerine hayranlık duyuyorum ve eser benim saygımı kazanıyor. Sen bundan sonra bana gelip de bu kadar güzel bir şeyler yazıp ya aslında önemli olan estetik abi dersen ben derim ki değil. Önemli olan estetikse hiçbirimizin hiçbir şey anlamadığı, ne anlatıldığını hiç anlamadığı, ne Hong Kong dövüş filmleri var. Hiçbiri ne Matrix kadar gişe yaptı, ne Matrix kadar hayal gücümüzü süsledi. Aynen. Yani burada ucuna bir süs takabildiğinde anlamlı oluyor. Yani Star Wars'un eski filmlerin arasında 5. filmde Luke mağaraya girip ışın kılıcıyla Darth Vader'ı öldürdüğünde Yoda ona diyor ya, olmadı diyor şeylerinle, korkularınla yüzleşeceğine ışın kılıcına sarıldın. Hmm. Bir Jedi ışın kılıcına sarılmadan önce korkularını yenmeli falan diyor. Hatırlıyor musun? Evet. Biz de içimizden diyoruz ki o ne kadar cool. Hmm. Ama cool değil sadece bizim için bir anlam da ifade ediyor. Sonra prequel'lere geçiyoruz. Onun hiçbir estetiği yok aslında. Tabii hiçbir şey yok. Cüvk falan yapıyor ve böyle evet, Darth Vader'ın kafası düşüyor ama içinde kendi kafası var. Öğreti var orada aşırı yani. Aşırı basit bir sembolizm aslında. Ama ikinci filmde ondan sonra gidip gerçekten o filmin sonunda babasıyla dövüştüğü zaman o sahnenin üzerine bir de babası çıktı falan oluyor ve ikinci işte 5. film insanların aklını sonsuza dek kazanıyor. Prequel'lere geçiyorsun. Karşıdan kırmızı adam geçti. Çık çek ışın kılıçlarını. Tıt 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 tıt. Müthiş tamam çok iyi dövüş sahnesi. Hmm. Ne anlattı bize? Nasıl ne anlattı? Ne anlattı? Oğlum prequel bir dakika. Matrix'e getirdiğim bu eleştiriyi ben %100 katılıyorum. Seninle farklı fikir değilim. Sadece Matrix 1'den... Hayır, bu iki örnek özelinde söylüyorum. Matrix 1'den neden hoşlanıyoruz konusunda bir tartışma yaşıyoruz seninle. Prequel işlemeye bunu diyemezsin. Çünkü prequel işleme 1001 türlü fazla bağlam katıyor bile denebilir. Prequel işleme ortada olan şeylere. Yani Jedi şeyi mesela neden şiddete yöneliyor? Bunun bir şeyi var. Yani bu şiddete yöneltiliyor gibi Palpatine çünkü çift taraflı işte bir savaş başlatıyor. Separatistleri oradan oraya çekiyor. Yok düello sahneleri açısından söylüyorum. Ama başlangıç... Yani düello sahnelerinde şöyle bir şey görmüyorsun mesela. İşte Qui-Gon'un kılıcına davranıp işte Obi-Wan herif çift kılıç kullanıyor ama bu ikimizi araya çekmeye çalıştığı bir tuzak. Sen arkada sadece beni takip et deyip bir şey anlatarak ya da bir şey izah etmeye çalışarak dövüşmüyorlar. Şöyle oluyor. Bir herif iki tane ışın kılıç çekiyor. Prenses sen git. Öldü adam. Yani
Bunlar hoş ama boş aksiyon sahneleri. Bilmiyorum lan ben yani prequel işlemede tam olarak orada... Okey, bunun ötesini yapmak zorunda değilsin. Ama önce bunun ötesini yapıp sonra geri bastığında işte benim gibi insanlar söylenmeye başlıyor. Yoksa ben hiçbir zaman mesela Ion Flux'taki aksiyon sahnelerinden şikayet etmiyorum. Çünkü Ion Flux'a giriyorsun, sadece aptallık oluyor ve çıkıyorsun filmden. Ve ben de filme şey demiyorum. Aa neden sadece aptallık? Film zaten oğlum burasında aptal damgasıyla gezen bir film yani. Prequel işlemede Matrix mesela... böyle değildi. Star Wars da bence ilk filmlerinde böyle değildi. Bilmiyorum kanka. Prequel işlemesi de şey gibi, bu sembolizmden daha fazla bir şey yok. Mesela Qui-Gon şey üçlü dövüşünde. Qui-Gon mesela arayalara şey giriyor. Vücubular ne falan. Obi-Wan geride kalmak zorunda kalıyor. İşte sonra Qui-Gon'la Darth Maul bir süre giriyor. Darth Maul duruyor. Meditasyon yapıyor falan. Sonra ayağa tabii, kalkıyor. Tabii güzel bir düello sahnesi. Tamam. Burada mesela hani şey bunun baştan işte biz buraya barışçıl bir negotiation yapmaya geldik. Sonra üzerimize robot attılar. Hani falan ondan sonra işte biz kılıcımıza davrandık ama altta işte önce bir deniz daha fakir deniz insanlarıyla bir macera yaşadık falan bilmem ne anladım. Bunların hiçbiri bana yeterli bağlam gibi geliyor artık prequel işlemede. Hatta fazla bağlam anlatıldığı için hangisini umursayacağız ve hangisinden dolayı ileri yok gideceğiz? Yok be abi ben olsam bir şey söyleyeyim daha iyisini hayal et ya sen senaryo yazan bir adamsın. Daha iyisini kafanda hayal et. Belki de benim hatam o ya da körsüm o. Ben daha iyisini kafamda yazabiliyorum gerçekten bak şu oluyor kafamda. Yani daha tercih ettiğini. Olabilir de yani benim seyirci olarak uyum bu zaten. Şöyle bir dövüş sahnesi çünkü ben hayal ediyorum. İşte Obi-Wan, Qui-Gon bilmem ne o dövüşe giriyorlar. Qui-Gon zaten bir kere Jedi Counselor ya. Yani şeyci değil. Jedi ekibinin dövüşçülerinden değil o. Tabii. Ermişlerinden. Biz bu bilgiyi nereden alıyoruz filmin içinden? Aslında ışın kılıcı renklerinden ama filmin içinde onu çok söylemiyorlar galiba. Okey diplomat olarak gönderilmiş bir adam diplomat olduğunu en azından kabul edelim. Bir adam. Anladın mı? Hani Mace Windu'yu göndermemişler. Başında da bir tane Obi-Wan'a şey çekmiş. Dur abi hemen öyle kılıçlarına savunma. Bir kaç işte falan öyle bir abi çekmiş. Bir tık daha bilgili takılmaya çalışıyor ya böyle. İşte orada orada şey bir durum var işte. Yani mesela Qui-Gon'un karşıdaki Sith'le hiç konuşmaması bana çok ilginç geliyor mesela. Hiç konuşmuyorlar ama. Ya bir de ki birader hani tabii kötü adamsın da what the fuck. Yani bayağı hem de iki tane ışın kılıcını aynı anda savuruyorsun. Deli gibi yapmışsın kendini. Çünkü şey bir dönemde değiliz bak bu arada. İşte Jedi and Sith Wars. Hani öyle bir dönem olur ki kırmızı ışın kılıcı gördün mü tamam abi kombat var artık. Hani onun diyalogları geçmişiz falan. Evet. Halbuki galaksi çok uzun zamandan beri Sith görmüyor. Çok gizemli bir durum. Oğlum şöyle düşün lan. Uzaylıya rastlıyor aslında Qui-Gon'un sahnede. Farkındasın değil mi? Sith diye efsanelerde anlatılan bir şey var. Önce ama şuradan kapıdan saldırıyor. İçeriye Osman Bey'in girmesi gibi bir şey yani. Osman Gazi'nin girmesi gibi bir şey. Evet. Bunlar 1000 yıl önce anlatılmış en son bu herifler. Tatooine'e niye düşüyorlardı? Tatooine'de bir saldırıyor zaten. Saldırıyor zaten. Ama orada önce böyle bir falan uzay gemisi kaçarken atlıyor herif. Tamam. Bir arkadan da hatta böyle bakıyor lan diyor. Hayda falan. İşte o yüzden konuşmaya fırsatı olmadan artık saldırı moduna geçilmiş falan gibi olabilir mi? Tabii olabilir ama yani orada senarist sen ya da ben olsam sanki en azından ışın kılıçlarının bir de böyle birbirlerine koridorda kapalı kaldıkları sahneler var ya. Orada konuşun lan. Konuşalım. Ben konuşturmam bu arada. Neden? Çünkü Darth Maul'u konuşturmam. Darth Maul'u konuşturma. Qui-Gon'u konuştur. Ha, Qui-Gon evet yani konuşabilir ama işte belki de o, ben mesela o sahneyi izlerken ve şu anda tekrar düşünürken hep şeyi düşünüyorum. Yani Qui-Gon çünkü defansif dövüşüyor ya orada. Evet Qui-Gon tarzı o yani. Konuşsunlar abi. Qui-Gon Force içerisinde alacağını aldı bu karakterin hayır olmayacağını. Ha, o çözdü onu zaten. Atırsızı bu dedi. Atırsızı bu dedi. Tespit etti bunu Force içerisinde ve hani oturdu ve dövüşecek artık yani falan. Çünkü biraz Star Wars'ta biraz öyle bir durum var ya. Evet evet tabii ki. Çünkü şeyi düşün. Luke'la Darth Vader'ın klasik üçlemedeki iki dövüşünü birden düşün. Tabii. Ya da Obi-Wan'la Darth Vader'ın ilk dövüşlerini düşün. O zamanlar yeşil ekranların önünde rıttırırın 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 yapamadığın için yaşlı adamlar işte yıllar sonra çıktım karşına yapabildikleri için. Anladın mı? Yani resmen Lucas'ın o zamanlar teknolojilerin yetmemesi yüzünden daha iyi film yazmış o zamanlarda. Daha sonra şöyle olmuş. Abi teknolojimiz yetiyor. Bir herif taklalar atsın. Bilge adam da ona kılıç sallasın. Oldu olacak birbirlerinin boğazını kessinler. Nasıl bilgi adamlık bu? Yani halbuki Luke'la Darth Vader'ın konuşması, Darth Vader'ın Luke'u ikna etmeye çalışması. Yani ben Qui-Gon'un yerinde olsam lan bilge bir adamsın sen. Oğlum sen kimsin, nesin, kimlerdensin? Dur etme eyleme bak sen Force'un bir parçasısın. Gel ben burada seni gebertmeyeyim. Bak biz iki kişiyiz sen tek kişi olsan da seni burada zora sokarım. Ben level 7'yim. Ben sıkmasını da bilirim bir Force düşme bakarsın ama. Bak hani falan.
Çünkü aslında Qui-Gon ne gibi bir herifin... Ne katacak peki o sahne o? Oha, Qui-Gon'u bizi hepimizin gözünde level atlatacağı gibi Jedi'lık nedir daha iyi anlatırdı. Çünkü bu Jedi'lar biliyorsun bir sonraki filmde general komutan bilmem ne olup cephede elde kılıç koşacaklar. Peki biz Qui-Gon'un... Bunlar nasıl bilgi insan oğlum? Sen yani... Qui-Gon'un böyle bir şey diyeceğini nereden varsayıyorsun? Nereden alıyorsun karakterizasyonunu buradan? Önceki Star Wars filmlerindeki Obi-Wan Kenobi'den. Obi-Wan Kenobi'nin hocası değil mi bu? Evet. Ha. İşte bu filmde de Obi-Wan Kenobi'nin hocası olarak bu şekilde. Yani Jedi'lık kırmızı ışın kılıcı çekenin beyninin kesildiği bir kültür mü? Çünkü hani Only the Sith deal in absolute ya. Anladın mı? Ya çok basit bir şey. Ama biraz... İki cümle konuş lan. Prequel işte ve ona da... İki cümle konuş. Darth, evet. Darth Maul'da desin ki... İşte... falan desin. Qui-Gon'da desin ki... Hayır şey haplanıp gelmiş bu desin. Yok yok. Evet ama şu bakımdan diyorum. Qui-Gon mesela oraya gelene kadar, Darth Maul'a gelene kadar bir karakterizasyonu ne? Diplomat. Gunganlarla da diplomat şeklinde konuşuyor. Evet. Şeye de hatta dikkat edersen bir Gandalf bilgeliğiyle yanlarına aldıkları o faremsi yaratığa da böyle müsamaha gösteriyor. Evet. Yani Qui-Gon benim gördüğüm kadarıyla hakikaten... Mezhebi geniş bir adam. Konuşarak çözeriz abi bir herif diye ben anlıyorum Qui-Gon'u. Yani... Değil mi? Filmin kendisi de bu karakterizasyonu verdiği için bunu bekliyorsun. Abi yanına sıçan aldı herif ya. Falan diye herif yanlarında geziyor. Qui-Gon da mürit falan demiyor yani. Hani ki Obi-Wan bile Jedi bir genç olmasına rağmen usta ne aldık bu iti yanımıza falan böyle memati gibi yapıyor kendisini iyice. Qui-Gon da Gandalf çekiyor olur mu diyor. İti ol it bile olsa belki bir hayrı dokunur. Belli olmaz. Force bu falan çekiyor böyle bir... Bunlar bilgi adam. Ömer Baba takılmaya çalışıyor Qui-Gon. Ondan sonra kırmızı ışın kılıcı çekilince it çıkıyor ama Qui-Gon şeyin içinden. Aynı hatayı şeyde de yapıyorlar mesela. Üçüncü film. Aslında hata dememek lazım. George Lucas vizyonsuzluğu o. Ama böyle Obi-Wan'la şeyin... Obi-Wan'la Yoda'nın Jedi Temple'ı bir basışları var. Hatırlıyor musun? Yoda böyle bir atıyor ışın kılıcını. 22 tane klon askerin içinden böyle force push'la geçiyor ondan falan. Ondan sonra yaşanan acıyı hissedince böyle Ali Rıza Bey oluyor böyle. Ha, şey oluyor böyle. Kanka bunda force push atlar ne beyinlerin o zaman ışın kılıcı saplıyorsun. Çünkü sonradan Clone Wars animasyonunu çekiyorlar. Meğer Yoda bütün klonlarla Conky Kanks'miş. Kardeşim diyor siz diyor klonsunuz ama diyor çıkarın maskelerinizi falan. Böyle şey sahneleri var. Yani Clone Wars'un senaristi bilge bir karakter yazmayı biliyor. George Lucas hayal edemiyor ama. Nasıl yapamıyor bilmiyorum. Gerçekten herifin elinde imkan yok diye bari konuşsunlar demiş ilk filmlerde. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu üzücü bir şey. Ya da işte George Lucas da Wachowski'ler ya da Any Given kötü senarist gibi bir yerden sonra senaryosundan pişman olup salaklaştırmayı seçmiş. Bunlar da benim kafama takılan şeyler. This is my world Jackie. Ben kafamda hep böyle şeylerle yaşıyorum. Mutsuz salaklaştırma işte. Doğru film orada. Star Wars için söylüyorum. Yani çünkü... Hayır işin komiği de bu arada. Ben prequel'larda... Ticaret Federasyonu aynen diyor. Aynen öyle. Zekayı başka bir yere aldılar diye düşünüyorum. Evet de. Yani Jedi'ları da unutmak zorunda değil. Prosesörü mü dolmuş Lucas'ın? Jedi'ları da unutmuş değil. Yani. Senin sadece... Ben şu eleştirini çok doğru buldum. Işın kılıcı dövüşlerinin entelektüel bağlamı... Orijinal ölçülemede olduğu kadar belirgin yok. Ve ben böyle büyük şeyler beklemiyorum bu ama... Bu da dediğim büyük ihtimalle zaten ondan kaynaklı. Abi ben artık Yoda'yı şöyle şöyle zıplatabiliyorum. O yüzden hani bunları aralayıp diyalogla beslememe gerek yok. Ama onun işte aradığımız entelektüelite orijinal ölçülemede olmayan bir derinliği mesela başka alanlarda bulabiliyoruz. Mesela bu dünyanın siyasi vaziyeti nedir? Nasıl Emperor nasıl Emperor olduğu hikayesi beni entelektüel olarak tatmin ediyor mesela. Tabii güzel oralar. Oralar o yüzden, güzel. Aynen. Ben şey de okuyayım orada. İşte meğer Palpatine çok güçlü sitmiş. Olabilir abi. Ne olur radardan kaçmış herif. Hatta Yoda birkaç kere şey diyor ya bir bulanıklık var ama. Bulanıklık ikinci filmde falan da diyordu ya. Anten de bir çekmiyor ama anlamıyoruz ya. Ya dedem bir git de bir böyle uykusu geliyor Yoda. Açıklamanın ortasında uyukluyor böyle falan. Sonra da şu grandpa let's get you to en iyi en force da bir bulanıklık force'la var. Force. Yapacağız bu işi. Yapacağız bu işi. Şu grandpa. Neyse yani yani ben bu arada Yoda gerçekten bir tık bunamış gibi oralarda. Ulan anten çekmiyorsa in de bir bak ne oluyor yani. Bütün Jedi'lara de ki ulan de. Savaş da körleştiriyor bir şey ya. Biraz onu da imanlıyorsun. Işte, evet sonra onu savaş çıktığı için dağılıyorlar zaten. Evet yani, onlar mantıklı bak. Yani şeyde Palpatine'in hani bunları militarize etmesi falan. Yani ben çok orada o yüzden istiyorum.
ışın kılıç dövüşlerinin alından başka yere konulmuş olduğu için biraz salaklaştırmış sert olabilir prequel işlemesi için. Ben prequel işlemeyi gerçekten orijinal işlemeden daha zeki buluyorum hatta şimdi düşününce üzerine. Yani orijinal üçleme çünkü daha soyut. Genel senaryo olarak evet. Hı-hı. Ama genel senaryo olarak daha fazla detay içeriği olması aslında yani işte orada bir şey ayrımı var. Ana Star Wars filmleri de şey kıyası yememişler diye o noktaya kadar hiç. Aslında onu söylemek lazım. Yani tabi bağlamında bakınca anlıyorsun bunu da. Star Wars çıktı, aşırı popüler oldu, sonra Star Trek nerdleri benim gibi Star Trek de bilim kurgu mu abi ya? Hmm. İşte ne oluyor ki orada falan Star dediler. Star Wars da bilim kurgu mu? Evet, Star Wars da bilim kurgu mu falan dediler. İşte Lucas da belli sinirlenmiş hani biraz. Ha, biraz bilim biraz. Olur mu lan işte federasyon var. Ha, ticaret var. Yapılıyor. Ambargo, şey, senato falan. George Bush var falan hani böyle anladın mı? Tamam sen de akıllı adamsın yazdın bunları. Ama ne yapıyorsun yani öbür tarafı da ihmal ediyorsun. Yoksa şeye katılıyorum mu? World building açısından hakikaten prequel'ler çok daha dolu. Hmm. Eski filmlerde hadi Kora gezegenine gittik, hadi Buz gezegenine gittik. Sonra da yeni üçleme geliyor. Onda hiçbir şey yok. Wow. Hiçbir şey yok. Magic attım. Saatlerdir burayı temizliyorum farkındasın evet, değil mi? Evet evet. Bence güzel background oldu. Ya şey pişman bana, da değilim. Yine gelsin yine temizlerim. Şeyi daha mesela orada da doyurucu geliyor. O konuda da milletin net de ters düşündüğümü farkındayım. Ama mesela Anakin'in şey inişi bana ilk izlediğimden beri okey. Ben Padme'yi kaybetmekten çok korkuyorum. Padme'yi kaybetmek için her şey. Çünkü annemi kaybettiğime çok üzüldüm. Ve işte Padme'yi de kaybedemem. Şimdi bir de çocuğum da varmış. Ne yapmalıyım Padme'yi kaybetmek için? Her şeyi yaparım ulan Padme'yi kaybetmek için. Her şeyi yaparım ulan adamı da zaten pure kalamaz yani. Hani anladın mı? Hani... Aynı şey gibi. Neydi onun ismi? Neo gibi. Tabii. Aynen öyle. Ama Neo sonra peygamber hazret oluyor ya. Halbuki... Unutma o sahne bence benim için çok kritik bir sahne ama çok siklenmiyor bu. İkinci filmin sonunda aksakallı dede çıkıyor Mecnun diyor. Bak diyor. İki kapı var hayatta diyor. Hayatta diyor iki kapı vardır diyor. Dırın, 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 dırın. İki kapılı bir handa. Dede yine mi sen ya? Evet, evet ben işte bu kapıdan çıkarsan yanına 11 insan alacaksın ve Ziyon'u baştan kuracaksın evet. Mecnun. Ama bu kapıdan çıkarsan Leyla ölecek Mecnun diyor. Evet. Mecnun da diyor ki unutmam ulan ben bu oyunu bozarım ben dede. Ben bu oyunu bozarım. Hop uçarak çıkıyor o kapıdan. Hatırlıyorsun böyle evet. O kadar hızlı çıkıyor ki. Onu Rakonskiler bayılmışlar oraya böyle. Ay demişler ısarı patlasın falan demişler böyle. Böyle bir diye çıkıyor oradan. Aynen. Şehrin içinde öyle bir uçuyor ki apartmanlar patlıyor. Sonra da elini şöyle arabalar, daldırıyor kızın. Arabalar eziliyor böyle arkasında vortex oluşuyor. Ha. Rahat 1 milyon adam ölüyor abi New York'un ortasında uçuyor bu herif ya. Muhtemelen. Mega City ama sonra hatta. Resetleniyordur onlar. Hatta şöyle hatırlatayım. Matrix'in içinde bulunduğu o şehrin ismi Mega City. Hmm. That's the only city in Matrix. Tabii. Matrix'e bağlı herkes o şehirde yaşıyor. O işte tatile Matrix'e gidiyorlar onlar. Yok işte orası arkadaşım. O şey Red şey Beach'e gidiyorlar işte. Dark City'deki Beach'e gitmeye çalışıp gidemiyorlar zaten. Evet işte. Evet okey. Aynı film ya onlar da zaten. Evet. Neyse. Yani Neon'un Jennifer Connelly bekliyor orada eskiden. Neon'un orada öldürdüğü insan sayısı gerçekten bayağı ciddi. Ve ben o noktada şeyi sorguluyorum. Neo sen hadi sen peygambersin. Kim peygambersin kanka? Ne yapıyorsun? Aferin kurtardın sevdiğin kızı. Ulan azıcık zamanı bükeydin de bu kadar insanı öldürmeseydin. Yok yok Wachowskiler demiş ki en geri zekalı seyirci nasıl anlar bunu demişler. Çok hızlı uçsun kanka. Tamam. O gelmiş akıllarına. Ya abi sen madem en aptal seyircinin anlayacağı bir hikaye anlatacaktın. Ne girdin Matrix'e sen çekedin aşk filmi çekedin. Bence orada bir şey de anlatmaya çalışmıyorlar ki ne anlatmaya çalışıyorlar çok hızlı gittiğini. Evet bir şey anlatmaya çalışmıyor da olabilirler bu arada. Ben hiçbir şey anlatmıyorum. Ben gerçekten estetik... Onun yerine bir tane beyaz Shakespeare'in bir aktör çıkıyor. Neo. Evet. Bilmem ne olduğunda bir şey. İşte ben buna şeyde de gıcık olmuştum hatırlıyor musun? Stanley Parable diye bir oyun çıkartmışlardı ya. Hı-hı. Bir tane adamı oturt iyi aksanlı, tok sesli bir adamı. O böyle bilmem ne bir şey çap. Ha, ne anlatıyorsun da? Abi çok etkileyici bir işti valla. Gerek düşünsel olarak, gerek felsefe olarak çok iyi bir işti. Çünkü evet yıllardan beri aksakallı adamlar bir şey anlatıyor. Ve herkes onların her dediğine inanıyor. That has been the ama story Stanley ya. Parable'da aksakallı adam bir şey anlatmıyor ki kendisi. Şurada oyunun da başka hiçbir şey yok ki bu arada. Bir adamı evet evet zaten ama için. Oyunun ya, bu arada kanka yani. Koca sen, bir mimar sahnesi oyun, Stanley Parable. Oyun değil iddiasındasın. Ben The Walking Simulator'ın oyun denmeni mi emin değilim. Which is fine yani kategorisini konuşabiliriz. Ama mesela bence kıymeti bundan bağımsız bir şey. Çünkü aslında tam olarak onu söylemeye çalışıyor Stanley Parable. Tam olarak seninle aynı sayfada. Bu yıllardır bunu nasıl anlaşamıyoruz hiç anlamıyorum. Tam olarak senin Stanley Parable'a gömdüğün sebeplerden Stanley Parable oyun dünyasını eleştiriyor.
Yani bir tane narrator koyuyorsunuz ve o oyun oldu zannediyorsunuz. Bir tane bir takım komentler. Peki Stanley Parable'ı övenler niye böyle övmüyor? Stanley Parable'ı öven hiç kimse çünkü şey diye dalga geçmiyor. Vay be, ne kadar akıllıca bir oyun, neler yapmışlar. O zaman kafaların üstünden geçmiş Stanley Parable. Bilmiyorum, ben hiç Stanley Parable konuşmadım senden başka kimseyle. Çünkü ben Stanley Parable övenler hep böyle şey, abi çok meta bir oyun yani, inanılmaz şeyler anlatıyor, çok beklenmedik şeyler oluyor falan. Bu meta değil mi ama mesela? Şimdi çok meta bilmiyorum ne kadar siyer şey yapabiliriz ama mesela bu söylediğin şeyi, oyun kendisi zaten diyor ki, hacı diyor, oyun sana komutlar veren bir şeyden ibaret olamaz. O zaman çünkü sen birini roller coaster'a bindiriyorsun ve götürüyorsun ve o çok da oyun değil aslında. Hani bak ben de oyun koymadım oyunumun içine. Anladın mı? Ve narrator sadece sana bir şeyler söylüyor. Yani istersen... Ben yılın oyun ödülleri de alıyorum bu arada. İstersen yap istersen yapma ama günün sonunda yine benim dediğime geleceksin. Çünkü ben sana gerçekten oyun oynayabileceğim bir alan vermedim. Ben sana gerçekten bir ehliyet vermiyorum. Ben seni bir 13 roller coaster'dan bir tanesine bindiriyorum. Sen hangisini olduğunu seçiyorsun zannediyorsun ama aslında seçmiyorsun. Hepsi çünkü aynı narration. Valla benim gördüğüm kadarıyla Stanley Parable, hey haydi farklı komik sonlara ulaşalım oyunu olarak algılandı ve sevildi ve aktarıla geldi bunca zamandır. Ben gerçekten... Hatta benzeri doğrudur. De çok oyun çıktı yani böyle aynı mekaniği taklit eden. Ben yani bu da bir noktada zaman... üzücü. Eğer senin dediğin gibi gerçekten aslında oyunlardaki sorgulamadan ibadet etme tabii lan şeyini eleştiren bir oyunsa ki ben de onu hissetmemiştim. Çünkü 3 sonunu oynadım ben Stanley Parable'ın. Sonra dedim ki vay neler artık oyun diye geçiyor ya filan deyip kapattım. Mesela Stanley Parable'da şey de bir opsiyon. Yani o da mesela onun da içine koymuş. Hiçbir şey yapmadan durursan da narrator ona... Evet ama sen dediğin gibi bunları eleştiriyorsan sen bunun önüne bir achievement koyar mıydın ya? Net bir şey değil mi? Bak onu geçiyorum. Eleştiriyor olmadığını ben bilmiyorum. Net nasıl o yani yaratıcının niyetini okumam çok zor. Ama gösteriyordu. Bence yaratıcı ucuz ve komik bir oyun yapmak istemiş ve yapmış. Bilmiyorum. Ben çünkü oyunun bir sonunda da oyunun assetlerini gösteriyor. Tabii. Yani çok şey ben yani bu içinde bulunduğunuz şeye ne kadar oyun demeliyiz yoksa bu şekilde yapılan oyunlar mı sizi oynuyor siz mi bu şekilde yapılan oyunları oynuyor olabilir misiniz? Çünkü benim kafamda mesela şeyle durduğu yer aşağı yukarı aynıydı. Yani metafiziksel olarak diyeceğim yanlış olacak. Felsefi olarak durduğu yer mesela ben Stanley Parable'ın Spec Ops The Line'la aynıydı. Sadece Spec Ops The Parable çok daha düşük bütçeli. Ve çok daha böyle tek bir kişinin hani bu konu üzerine yaptığı bir video game essay falan gibi hissetmiştim ben aldım Stanley Parable mı? Evet. Yani tabii. Yaratıcısının bu konu üzerine sesli düşünmek için video oyun formatını benzer tabii. Bir şey kullandığı ve Half-Life assetleri kullandığı bir şey. Ben yaratıcısının sunumunu izledim. Komik bir oyun yapmaya çalıştık tarzı bir herif. Vallahi senin kadar akıllı bir adam değil belki de. Bilmiyorum ha ben çok visible gelmişti bana. Spec Ops'ta da çünkü öyleydi ya. Spec Ops'ta da emir komuta zinciri içerisinden yani ben sana sırf bunu söyledim diye yaptıysan tabii. Sonrasında sen bunun pişmanlığını gerçekten dürüstçe hissedebilir misin? Yani yoksa bu senin ait sana ait bir şey değil mi aslında? Çünkü ben Spec Ops The Line işte bunu gerçek bir oyun içerisinde mekaniğine dönüştürerek bir tane oyun için. Çok boktan da oyun mekanikleri aslında Spec Ops'un. Yani boktan moktan. Adam shooter oyunu yapmış ve sana şöyle yapmıyor ha. Yiğitcan shooter oyunu yaptık ha. Ben öyle aldım mesela. Çok yani bu boktan bir shooter. Ben Spec Ops The Line'a önceden övülmeden girip oynamış birisi olarak şey oldum böyle bir noktadan sonra. Aa bunlar vay falan oldum. Hı. Çünkü bir noktaya kadar oyun yapmışlar onlar. Süper olmayan bir Call of Duty klonu yapmışlardı. Bayağı da vasat bir Call of Duty. Çok Call of Duty denmez de. Çok vasat değil. O dönem öyle çok çıkıyordu çünkü. Zaten evet. Biraz onu taklit etmişlerdi herhalde. Evet. Ben de işte onu diyorum. Yani o zaman çok böyle military shooter çıkıyordu. Bu hepsinde de böyle token işte şeyler oluyordu. Squad member'lar bir tane Latino, bir tane siyahı. Go Johnson, Go Rodriguez. Aha. Küçük komutlar verebiliyorsun falan. Hani bunların en olabilecek basic versiyonu... Ya ben şöyle bile olmuş olabilir. Şu an mesela konuşurken aklıma geldi. Tamam mı? Hani Spec Ops yapan adamlar böyle bir... Abi biz bayağı vasat bir şey yapıyoruz oğlum. Bu vasat bir şey yaparken bir yanda şey uyanış gelmiş oluyor. Oğlum bayağı oyunculara dümdüz komuta veriyoruz ve şuraya gidecekler ve bir tane lineer level'da scripted eventler yaşa ipten çekiyoruz biz bunları. Aa bunun aslında ordu deneyimine benziyor ha falan gibisinden bir hani mutlu convergence de olmuş olabilir aldın mı? Temayla abi yapılan mekanik içerisinde. Yolda ortaya çıkmış olabilir Spec Ops The Line. Çünkü çok oturuyordu tematik olarak yani emir komuta zincirini. Bence mesela Spec Ops The Line pek çok açıdan Portal'a da benziyor. Yani aldığın bütün komutları uygulamakta sistemi kırma ya da narratifin içerisinde çok dürüst ve keyifli bir şekilde verebilen bir diğer oyunda Portal mesela. Hmm. Spec Ops The Line de aynı şekilde. Stanley Parable'sa kanka hiç mekaniği yok. Oyun yaptık hani anladın mı?
böyle tuşlar falan kanka. Ondan sonra gitti böyle Best Game of the Year ödüllerini falan aldı, Steam'e achievement falan ekledi. Bro, taşak mı geçiyorsun? Oyun mu yaptın? Çünkü oyun ödüllerini de aldın ve GDC'de sunum da yaptın, evet. Ve bunu satıyorsun da ve achievement'ların da var ve kartların da var Steam'de yani. Hani şey, kaçaklarını kanka, sevmiyorum. Arada, bak onu... Oyun yapmak için gerekli her şeyi yapıp ondan sonra Bo Burnham abi komedyen değil aslında. Her yerde komedyen yazıyor ama komedyen değil abi. Ama Steam'de çok daha Stanley Parable'dan da daha az oyunlar da var senin söylediğin şeylere de sahip. Abi canım. Yani içinde bir oyun mekaniği olmaması. Evet evet. Stanley Parable'ın kendisinin de çok dikkat çektiği, parmak gösterdiği bir şey olduğu için evet bu arada. Yani Stanley Parable'ın genel varoluşsal değerini düşürmekle beraber ben de yani video oyun gerçek bir şey. Bo Burnham da komedyen değil abi. Komedyenden öte bir performans sanatçısı adam. Evet. Evet. Yani evet. Her yerde komedyen diye çıkıyor ama. Adama bir kariyer suikastı mı düzenliyor? Evet işte kategorik olarak bu kategorizasyonu bence de tartışmaya çek işte. Stanley Parable'ın, Bo Burnham'ın ama mesela yani bence... Bo Burnham'ın Wikipedia sayfasında hala komedyen yazıyor. Ya Bo ben evet, gidip, onu anlamadım. Gidip şey demiyorum ya. Menajerine. Abi beni komedyen yazıyorlar. Bir de komik artık dediğin. Beni komedyen yazdırmayın abi falan. Evet, bence, niye buna engel oluyorsun Bo Burnham? Şeyden olmuş dur, olabilir bunu. Kanka. Bo Burnham özelinde. İlk iki mesela gösterisini izlemedik. Belki onlar pure stand-up'tı. Sonra adam böyle hani sıkıldı stand-up yapmaktan ama adı stand-upçı kaldı falan gibi olabilir. Yani çünkü Jerry Seinfeld mesela kariyerinin ortasında bir gün dursa ve hani abi ben biraz artık ışık şovu yapacağım dese yine Jerry Seinfeld'e alışkanlıktan komedyen denir mi? Bence denirdi. Community'deki siyah çocuğun ismi neydi ya? Donald Glover. Bak, American actor, comedian, singer, rapper, producer, writer, director demiş. Hı hı. Bu Wikipedia editleniyor aslında. Ben olmadı Bo Burnham'a bir mail atayım. Abi diyeyim bak sen hani komedyen değilsin. Komedyen yazıyorlar seni sağda solda. Hı hı. Netflix'te falan komedi kategorisini aratınca ben senin içeriklerine rastladım. Hakkın yeniyor abi falan değil belki. Performer falan denmesi evet lazım. Evet yani artık sen Bo Burnham'sın. Bo Burnham'ı hayır bak abi kategorizasyonu başka bir tartışma ya. Benim Bo Burnham'ı yapılan iş olarak değersiz bulunması şey gibi düşün mesela. Ben rock müzisyenim diye sahneye çıkıp işiyorum. Bak evet evet. İşiyorum. Evet. Ama insanlar diyorlar ki wow. Şey üzerine bir komentari. Bir rock müzisyen değil abi. Bambaşka bir şey yapıyor aynen, falan. Kanka bak dur. Ama rock müzisyen değil abi. Aynı fikirdeyiz orada. Aynı fikirdeyiz orada. Tekrar düşmeyelim. Kategorizasyonu bence de tartışmaya her zaman açık. Kesinlikle bir ne Bo Burnham stand-up'a ait hissettiriyor ne stand-up'a ait video oyunu. Ama Bo Burnham'ın içinde bulunduğu mecra hakkında söylediği akıllıca bir şeyler de yok. Bo Burnham benim izlediğim tek bir tane gösterisinde kendi prosesiyle ilgili bir şeyler söylüyor ve dürüst olmak gerekirse ben de Bo Burnham'ın prosesini o kadar ilginç bulmuyorum. Ama Stanley Parable'ın mesela varoluşsal değeri daha yüksek bende. Çünkü o en azından mecra hakkında bir şeyler söylüyor. Benim video oyunları üzerine bir şeyler söylüyor. Sen mi okuyorsun onları yoksa o mu söylüyor? Ben söylediğini düşünüyorum ya. Bu tabii bu asla cevaplayamayacağınız bir soru ya. Yani asla hayır, hiçbir işte, için cevaplayamayacağınız hayır, bir soru ya. Hayır canım. Asla hayır hayır. Portal ve Spec Ops The Line kendileri söylüyor bunu. Spec Ops The Line... Çünkü naratif yazmışlar bunun etrafına. Ama kesin yani bunun sonra... Şey gibi değil yani. Tabii. Hayır abi Spec Ops The Line'da işte oyunların metalaştırma... işte anladın mı? Oyunların neden sonuç ilişkisi sorgulamadan her şeyi yaptığımızı kendimiz çıkarıyoruz. Hayır. Herif oyunu onun etrafına kurmuş. Pivot anı var Portal, bir tane. Portal aynı şekilde. Full onun etrafına kurmuş. Geliyorsun. Sürekli küçük kırılmalar var. En sonunda diyor ki şey kutuyu at kendini yak. Sen onu tutuyorsun ki ne kendimi yakıyorum ya. Ve oyunu kırıyorsun. Adam bunun etrafında naratif kurgulamış. Stanley Parable, rock müzisyeniyim abi bakın işiyorum falan. Sen sonra demiştin ki aa helal olsun Stanley Parable is making a commentary. Bilmiyorum ben kendim çok yüklediğimi zannetmiyorum Stanley Parable'u. Ne oluyor? Ama bunu da işte kanka bak bir şey diyeceğim. Spec Ops The Line'da da asla %100 bilemeyiz yani. Çünkü şey gibi çok masif yanlış anlaşılmış bir sürü eser var bu dünyada. Yani mesela millet Beastie Boys'un You Gotta Fight For Your Right To Party diye bir şarkısı var. Bunu gerçekten parti şarkısı zannetmişler yıllar boyunca. Halbuki parti şarkıları taşak geçen bir şarkı yapmaya çalışıyorlarmış. Hmm. Yani tabii ki evet yani çok iyi assumptionlarımız olabilir, çok iyi varsayımlarımız olabilir bunun ima etmeye çalıştığı şeyle ilgili ama kolektif olarak da birbirimizi gaza getiriyor da olabilir Spec Ops The Line konusunda. Belki de yapımcılarıyla konuşsak diyecek olan biz hani bir tane vasat FPS yapmaya çalışıyorduk.
teşekkürler falan. Zannetmiyorum ben de böyle bir şey kırılma olduğunu. Kırılma noktasından sonra çünkü senaryo ona göre dönüşüyor biliyorsun. Kombat karakter, içerisinde atlamalar karakter oluyor. Karakter deliriyor, bağırmaya başlıyor. Karakter tuhaf mesajlar duymaya başlıyor. Evet, evet. Yani yanlışlıkla değil, o bayağı bir şey anlatmaya çalışan birisi. Yo yo yo, hayır hayır. White Phosphorus anının dramatizasyonunu biz uyduruyoruz demiyorum. Ama White Phosphorus anının aynı zamanda video oyunlarının emir komuta zinciri hakkında da bir şey söylüyor olduğu. Hani senin video oyununun seni yaptırmaya zorladığı bir şey hakkında suçluluk hissedip hissedemeyeceğin yine bizim yüklediğimiz bir şey olabilir. Ha evet, okey. Yani Stanley Parable'da da çünkü o aynı mesaj var ve o hani dramatizasyon çok daha az orada tabii ki. Orada bence orada daha da çünkü çok narrator ağzıyla falan söylüyor bazı yerlerde yani. Çatıya çıkamam. Ha merdiven varmış. Allah kahretsin ya. Niye lan, biraz işte aksiyon oldu. Biraz ter attık. Bir şey istiyor mutfaktan? Bir şey söyleyeyim mi? Ben sen bana çay getirmiştin. Öyle bir muhabbete daldık ki soğudu çay vallahi. Güzel muhabbet oldu. Çok güzel muhabbet oldu. Şey diye bir 60 milyon insaz. Bizim şu YouTube'a yaptığımız bir tane abone özel seri vardı. Neydi onun ismi? Böyle şey var mı? Ha, onu yapsak mı yine ya? Ben onu çok aklıma döndürüyorum. Var mı aklında tabii böyle bir şey? Biraz yok vallahi ya. Ben biraz düşünüp bir şey bulurum diye düşünüyorum. Hep sonra bulamıyorum. Ödevleri varsa şu an bizi dinleyenlerin değerlendirin. Oyun kategorileriyle ilgili biz orada konuştuk bir. En son ilk sezon oyun janrıları konuştuk. Ondan sonra oyun ekolleri konuştuk. Ben böyle bir sonraki sezonda film janrıları konuşuruz diye düşündüm. Sonra baktım film janrıları üzerine o kadar konuşulacak kadar muğlak çizgiler çizilmiyor. Yani işte korkutuyorsa korku falan, anladın mı? Hani çok içinde polis varsa polisiye falan gibi çok bariz bölünüyor yani. Abi janrılar hakkında ikinci bir tur dönebiliriz belki. Yani bir takım kabullü cümleleri konuşabiliriz. Mesela işte popüler filmler kötüdür. Ha. Çünkü şey var ya mesela zaman içerisinde en azından bizim şöyle bir şeye aydığımız bir dönem oldu. 80'lerin 90'ların popüler filmlerine popüler filmler diyorduk. Sonra 2000'lerin, 2010'ların popüler filmleri geldi ve 80 ve 90'ların popüler filmlerinin bayağı iyi filmler olduğu ortaya çıktı. Yani mesela belki o tarz hani böyle bir takım genel geçer cümleler üzerine konuşabiliriz yani. Böyle ama, klişeler var mı? Var mı böyle bir klişe? Fena fikir değil ha. Hatta biraz düşündüm, fena fikir değil. Ben şu an çok iyi fikir, upgrade ediyorum bunu yapalım. Saatlerdir burayı temizliyorum ve bu bitmedi ha. Bu inanılmaz bir bölümmüş, Allah kahretsin. Bana da buradan verecekleri $600. Bir de şurada İsmail varken bana diyordun ki yok abi bu arabayı temizlediğin saatte parkı bitirirdin. Park saçmaymış. Ama park da bitiyor yani, %99 değil mi artık? Yani biter, park biter ama bitmeden İsmail giderdi, döne döne gider, gide gide dönerdi. İşte olimpiyatlar böyledir yani. İşte olimpiyatlar böyledir. Bayrağı tutarsın, arkandan başkası koşar. Sen önden gidiyorum sanırsın, halbuki devletlerin oyununa gelirsin yani. Abi ama şaka maka Tokyo açılış niye o kadar kötüydü ya? Ha gerçekten Tokyo açılış ne kadar kötüydü ya. Üf. Paralarım yoktu Japonya'nın acaba. Hakikaten öyle bir açıklama var mı? Bak chatten biliyorlardı. Kesin okuyan eden olmuştur yani. Yok abi belli ki işte korona var. Şimdi çok alkış kıyameti yapmayalım yapmışlar kendilerine ama olmamış yani. Halbuki işte yengem dedi diye izlerken tam yani korona bitti festivale geçiyoruz hissiyatı da. Demek ki Japonya'da belki viable değil abi yani. Vaka sayıları hala çok yüksekse mesela şu an Japonya'da. Hani Covid bitti kutlamaya geçiyoruz moduna tam gelememiş olabilirler yani. Olabilir. Bir de genel olarak Japonlar zaten matemi herhalde seviyor. Kültürel olarak yani böyle çok fırlamayalım millet yas tutarken falan hissiyatını da yüksek verebilecek bir kültür sanki, bilmiyorum. Sen daha kimsin Japon kültürüne benden? Matrix 2 ile 3'ü savunduğunu inanamıyorum ben senin ya. Kanka ben hala savunuyorum oğlum. Estetikleri çok tatlı filmler onlar. Arkalarındaki ben de Matrix'in hiçbir zaman senin gibi mantık satın aldığımı zannetmiyorum. Yani %40'dan fazla en azından aldım. Dominant olarak mantık satın aldığımı zannetmiyorum. Üzüldüm. Benim gibi Matrix'i işte çok aşırı ya abi aşırı cool ya Matrix. Yani şey gibi cool değil. Ya cool da yani bu şey gibi abi işte. Yani mesela aynı tuzağa şeyde düşmüyorsun. Yani Star Wars'un son filmlerinde de ışın kılıcı falan sallanıyor. Ve sen şey demiyorsun. İşte ışın kılıcı var abi, işte ışın kılıcı yani. Bak ama yemin ediyorum o kadar cool sallanmıyor. Bak yani sonuçlamada var mı? Bir tane sahne aklıma geliyor. O da
Neydi o Guatemala'da çocuk, Venezuela'da çocuk? Hayır, ikisi de değil bunlar. Oscar Isaac. Oscar Isaac nereliydi ya gerçek hatta? Ne fark eder? Oscar Isaac'in mesela böyle çok güzel bir pilot, Force Unleashed'de işte bir tane hatırladığım. Böyle çok güzel bir pilot sekansı vardı. Vuv 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 yapıyordu, vuruyordu falan. Ki bu arada ben de uzun zamandır böyle bir X-Wing sekansı görmemiştim Star Wars'ta falan. Ulan ne güzel oldu lan falan demiştim izlerken. Filmden aklıma kalmış bir sabah bu kadar yıl sonra. Onun dışında hiçbir tane kim kimle dövüşüyordu sor bana. Force Unleashed'de, Last Jedi'de hiçbir fikrim yok. Şeyi hatırlıyordu çok gerizekalı olduğu için. Rose muydu kızın adı? O bir tane Rebellion kullandıkları kız vardı. Rose, Rose. Hızlı koşup tuz düzlüklerinde Finn'in arabasına yandan T'ye çarpıyordu. Ya. Yapma kendini feda etme. Sana bir şey soracağım. Sahnesi olur ama ben onun yerine sana çok kötü bir film sahnesi çekeceğim. Ve seni öpeceğim diye. Sonra adamın heroic sacrifice'ını bitiriyordu. Sevgili YouTube, bu arada sizler de kanala abone olmayı unutmayın. Öptük gözlerden. Görüşürüz. Hadi bay bay.